Salondaki değerli misafirlerimiz, ekranları başındaki değerli izleyenler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketlere hepiniz hoş geldiniz. Efendim, harika bir kalabalık var. Sizler de ekranları başınızda bize vakit ayırdınız. Bu akşamınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hiç hız kaybetmeden müthiş bir gece bizi bekliyor. Hazırsak başlayalım mı? Evet. Çok Güzel Hareketler başlıyor efendim. Merhaba sevgili izleyenler. Bu hafta belgesel kuşağımızda kadın ve erkek kuaförlerini inceliyoruz. Bu mekanların sadece güzellik ve bakım için gidilen yerler olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu dükkanlar aynı zamanda birer terapi merkezidir. Ah. Aa, bir dakika. Kırık bir kalp seziyorum. Ne oldu bir tanem? Ay, çok mu belli ediyorum? Canım paçalarından akıyor. Ne oldu? Saçlarımı kestirmek istiyorum. Ay, bayağı ayrılmışsınız siz. Evet, çünkü küt kestireceğim. Oo, bayağı kavgalı bir ayrılık. Aa! Aynen. Ay. Aa. Çok fena. Evet, Allah onu bildiği gibi yapsın. Allah onu bildiği gibi yapsın bir. Yap. Allah onun kısmetini kapatsın da bekar evinde pizza kemirsin. İki. Kemirsin. Allah onun böyle tepesinden baksın da desin ki bu nasıl kol be desin. Onu kel bıraksın inşallah. Bıraksın. Al. Oh, içim açıldı ha. Bir ay latte içiyor muyuz bebi? İçeriz vallahi. Okey. Selamünaleyküm Hakan abi. Oo, hayırsız. Hayırsız atağım, hoş geldin. Gel. Gel, gel. Çık. Hoş bulduk abi. Otur, otur. Otur mu? Dur, şöyle biraz. Dur. Öyle yap ha. Abi ben kalkayım öyle şey. Valla zaten ayak şuraya döndü. Şöyle yap. Saçma oldu. Şimdi. Abi. İs. İyiyim abi, iyiyim. Atakan'ım, Atakan'ım valla. Nasılsın, iyisin? Sorma abi ya, he? Canım sıkkın valla. Abi, çok canlı acıyor musun? Yok, iyiyim abi. Canım sıkkın ya, kızdan ayrıldık abi ya. Ne oldu lan, ayrılır? Ayrıldık abi işte, ayrıldık. Moral bozuk, anlıyor musun? Ah be kardeşim, ah benim güzel kardeşim. Ne içersin? Valla bir şey almayayım ya, sağ ol. Valla bir şey iç lan. Yok abi, valla. Lan bir şey iç oğlum lan. E tamam, hadi bir çay iç. Çay yok ya. Su vereyim mi? Olur abi. Su da yok ya. E senin ağzına pislayayım mı buradan? Abi yok, teşekkür ederim ya. Eyvallah, sağ ol. Sağ ol. Hayır, bir ilişkiyi bitirmek kolay mı bu kadar? Aa. Ben sana 3 ayımı vermişim be adam. 3 ay, bak az deme. Adam olarak çok bile. Ama en çok neye şaşırıyorum biliyor musun? Ayrılmamıza. Şöyle bak bakayım. Sen. Uçun. Kim kesti kız bu saçı? Neden? Ne oldu ya? Kızım bana cevap ver. Kim kesti bu saça? Umut, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın? Neyi? Neden bana bunu yapıyorsun ya? Ama bir dinle. Neden saçlarına başka makaslar değiyor? Umudum, bir dinle. Bak gerçekten toplantım vardı. Uçlarından aldırmam şarttı ama... Ama sen yoktun Umut. Ha, ben köye gittiydim. Memlekete ordu ya. Evet, evet işte o hafta. Sana bunu yapabileceğimi nasıl düşündün? Kusura bakma, bir an çok böyle gerildim yani. Hayır, haklısın, haklısın. Zaten çok kötü kesti. Bebeğim kesmemiş, budamış. Aynen. Atakan da beğenmemişti. Şş, sakın. Sakın onun adını ağzına bir daha almıyoruz. Düzelteceğiz. Merak etmiyorum. Okey? Okey. Kim kesti Atakan bu saç? Kim kesti bu saçı Atakan? Abi sen kestin ya. Güzel kesmişim, devam ki. Hakan abi. Selamun aleyküm. Jolen'den biraz alıyorum. Hızla buluşacağım. Ne oldu abi? Yok bir şey oğlum, al kullan, devam. Tamam.
Ya abi bırak, çocuk heveslenmiş işte. Kızla buluşacağım diyor. Benimki beni bezdirdi, beni bezdirdi. Bak, dün gece ben uyudum tamam mı? 11'de yatıyorum diye mesaj attım. Gece lanet olsun, canım su istedi. Kalktım telefona git dedim. Çevrim içi kalmışım. Sabah uyandım bir ton mesaj. Hani sen 11'de uyumuştun, son görülmen 3.30. Abi bak, ben bu kıskançlıklara gelemiyorum anladın mı? Ben artık buna dayanamıyorum. Dayan koçum, dayan. Hayır. Ben öyle sıradan ilişkilerin adamı değilim, anladın mı? Ben öyle herkesi hayatıma sokmam. Değdi mi abi? Değdi koçum, değdi. Zor. Zor Hakan abi, zor. Bak, kolay değil, ilişkiler kolay değil. Ben bu saatten sonra kime güveneceğim? İnsan böyle başını yaslayacak birini arıyor. Bilirim koçum, bilirim. Abi yeter ama sabahtan beri ya. O ne demek Atakan? O nasıl bir itham? Ben nasıl, ne yapayım Atakan, bölüm kesin. Terziye iş mi atayım ben Atakan, ne yapayım? He? Saçmalama. Sakın böyle bir şey algılamıyorsun, tamam mı? Tamam. Sakın. Devam ki. Geçen ay zam yapacağım diyordun. Ne oldu? Aa, yaptık 1500 TL. 1500 mü? Ha. Şey ama benim saçım kısa ya. Sana 1500 değil herhalde, değil mi? Canım, bir tanem. Kesilini değil, keseni bakacaksın. Sen dua et, ben kesiyorum seni. Zeki Bey'i bıraksak 4000'lik olursun. Oo, sen 1500, o 4000 ne fark var ki? Dükkanın kirasını o ödüyor. Mantıklı o zaman demedik. Hakan abi, selamun aleyküm. Şunu Sıkbey'den alıyorum. Hız lan bu ruh el ya. Ne oldu abi? Bir şey yok oğlum, al. Bir şey yapma. Abi sen zam mı yapacaksın diyordun? Ne kadar oldu? Atakan'ım yaptık ya. Malum her şeye zam geliyor. Biz de zam yaptık ya. %50 zam yaptım ben de. %50 mi? Kaç lira oldu şimdi kesin? 150 lira. Hadi görüşürüz işte, abi. Dur oğlum tamam. Sen 140 ver. Yok abi ne? Tamam 120 ver. Ya ne 120? Tamam 90 lira ver. Olur anlaştık. Oğlum ben %50 zam yapacaktım. %10 indirim yaptım lan sana. Nasıl? İyi bari kızın gözü açıldı. Can benim, gözü açılsaydı bana kestirirdi. Zeki inanmıyorum, sen muhteşem bir adamsın. Geç, geç tatlım, geç. Teşekkür ederim. Umut'cum nasıl gidiyor? İyi gidiyor Zeki Bey. Hanımefendiyle ilgileniyorsunuz değil mi? İlgileniyorum efendim. Ne oluyor ya? Sizin gibi güzel bir hanımefendiyle ilgilenmek. Biz ölümlüler için ne büyük bir şans. Ay teşekkür ederim ama ben de ölümsüz değilim yani. Dizimde menisküs var. Umut'cum hanımefendinin işlemi neydi? Sevgilisine ayrılmış. Küt kesilecek, anladım. Evet. Umarım ne kaybettiğinin farkındadır. Hanımefendi izin verin. Saçınızı kesme şerefine ben nail olayım. Aa, bu şansı bana bahşeder misiniz? Şey ama Umut'la konuştuk şimdi. Umut kesecek. Balyaj atayım. Koyu değil mi saçın balyaj için? Sön çekeyim. Ara makas vereyim. Dipler gelmiş. Biraz buralara bir boya atayım. Bir şey yapayım. İzin verin lütfen hanımefendi. Zeki Bey, Zeki Bey. Lütfen. Ben ilgileniyorum hanımefendiyle. Ben ilgileniyorum. Lütfen. Umut'cum. Efendim. Müzik. Evet. Ha, çok havalı. Gerizekalı. Kendini kaptırma. Sakın kendini kaptırma. Vallahi bırakırım seni. 4000'lik olursun bak. 4000'lik olursun. Ver müziği. Ne yaşıyoruz şu anda ya?
Hasan abi. Abi, al. Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Sen resmen adam tokatlıyorsun ya. Atakan'ım dur, son. Ne son abi? Terlik nereden çıktı abi? Gözünü seveyim ya. Abi ne terliği ya? Allah Allah. Abi. Lütfen Hakan abi. Atakan'ım. Biz bunları YouTube'dan para kazanalım diye Atakan. Bayıldım, enseye mi geldi? Atakan abi. Selamını döküşüm, Bologna'dan alıyorum. Sıçarım Bologna'ya, adam bayıldı, gel lan. Abi bu adamı nasıl bayılttın? Bohbot. İyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim ya. Aklımızı aldın, kut. Abi niye vuruyorsun adamı? Bohbot, Bohbot, Bohbot. Atakan'ım iyi misin? İyiyim, iyiyim abi, iyiyim. İyi misin? İyiyim, iyiyim, reset oldu, iyi oldu. Of. Hakan abi. Hı. Bologna'dan biraz alıyorum. Kızla buluşan ya. Ne oldu abi? Yok bir şey oldu lan. Duş al demedim lan ben. Ya çok komik. Sen niye gülüyorsun? Ne var kafanda, ne var? Ya, ne var? Kâkül mü acaba? Bebeğim, kâkül yapıyoruz sonra sen pişman oluyorsun ama. Evet, evet. E Brezilya fırını ne dersin? Düzleştirelim. Bana bırakıyor musun? Bırakıyorum. Okey. Oh, kendime geldim abi. Hanım. Vallahi iyi oldu. Allah. İyi, iyi, güzel. Bir atar ama. Bakayım. Evet. Heh. Oğlum ne tamam. Güzel oldun lan. Tamam. Vallahi iyisin. Abi. Tamam, tamam. İyiyim, iyiyim. İyisin. He. Toparladın. Evet. Ne yapalım sana? Nasıl bir şey yapalım abi? Şey yapalım, yanlardan... Icardi yapayım mı Icardi? Abi ben Beşiktaşlıyım ya. Yana Guarejma çiziyi atayım. Abi yok, yanları kes, üstler... Arkaya makineyle ölürüm Türkiye'ye mi yazayım? Abi güzel fikir de, yani güzel güzel fikir ama şey istiyorum ben, yani yanları keselim, üstler kalsın abi. Vallahi öyle bir şey. Evet, öyle bir şey yapalım. O çok zaman... az kes yani, çok az kes. Minimal bir şey istiyorsun. Minimal sen. İstiyorum abi. O zaman çok değişime az. Hazırım. Değişime hazırım abi. Hop, tata! Ben bir fark göremedim. Bebeğim, doğal kesim yaptım. Evet, doğal kesim, anlayamazsın. Ama yani belli olmuyor Umut. Canım benim, bak şimdi bana dön. Hani bazen böyle kaşlarımızın arasına botoks atıyoruz ve aa hiç belli olmadı, aa diye mutlu oluyoruz da öyle düşün, onun gibi. Ha. Ya belli olmuyor ama gayet iyi bence, süper. İyi. Evet. Tata! Abi ne yaptın ya? Üstel kalsın dedim. Ustalık eserim oldum, ustalık eserim. Abi toparlayıver gözünü. Tamam oğlum, fön tutarız, bir şey olmaz. O kendini toparlar, bak ne yapalım biliyor musun? Hadi bakalım. Şu yere düşenleri de alalım. Toparlayabileceğiz mi bari? Şöyle, şöyle. Ümit Davalay'a benzedin lan böyle. Ne diyorsun ya? Tamam, valla. Toparlayacağız mı? Toparlayalım mı diyorsun? Sağda yani. Köpük şov yapayım mı? Yok, şey yok yapmayayım ya. İyi o zaman, toparlayayım seni, haydi. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir dakika dur. Ne oldu? Bak, 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 bak. Fark ediyor musun? Ne? Fark... Senin saçında kızıllık var. Aa evet, boya akıyor. Aa, ben buna bir cılağı atayım mı? Cılağı mı? Evet, cılağı. Ne işe yarıyor ki? 8 saat tok tutuyor. Oha! Evet. Yapalım. Bebeğim, her şeye inanma! İnanmayın, bakın böyle kandırıyorlar sonrası, yapmayın! Lütfen ya! Tamam. Ne işe yarayacak cılağı işte? Rengini koruyacağız, ha. Daha parlak bir görünüm elde edeceğiz. Tamam yapalım. Ne kadar? 3500 TL. Oha! Ama yani 3500'e ben komple arabaya pastacıyla yaptırırım. Bir tanem sen araba mısın? Ha? Sen kamyon musun? Sen ekskavatör musun? Sen insansın. Sen bir kadınsın. Daha değerlisin. Ay sağ ol Umut. Biliyor musun Atakan arabasını benden daha çok seviyordu. Hatta abartı egzoz taktırmak için Kocaeli'ne kadar gider ama benim için Beşiktaş'a gelmez. Abi ben Beşiktaş'a da giderim onun için. Mesele o değil. Mesele getirene bakacaksın, anlıyor musun? Yani bu iş böyle. Ben askerliği 15 ay Keşan'da yaptım zaten. Hayır, ben onu bak her seferinde biz buluştuğumuzda Beşiktaş'tan Hadımköy'e ben her gün taşıdım onu. 500 TL şoförleri benim kadar yol yapmadı abi. Araba fiyatları düşüyor zaten. Yasa mı? Eşeklik bende, eşeklik. Bu ilişki çok daha önce bitecekti de işte neyse. Beşiktaş toparlar gibi duruyor ya. Hakan abi ne yapıyorsun abi?
Kardeşim ben seni sonra arayayım mı? Abi ne araması? Buradayım ben ya. Kardeşim müşteri var, ben seni alacağım araya. Ya ne müşteri var? Ben buradayım ya. Şuraya tamam. Bak, hala 37 ekrandan at yarışı izliyorsun ya. Atakan'ım, ben şu kuponu bir yatırıp gelsen. Abi yanlar? Yanlar al, üstleri kalsın. Ya Hakan abi. Aa, bir saniye. Bir dakika, dur dur. Aşağı bak bakayım sen. Ay senin kaşlar küsmüş. Küsmüş mü? Evet evet, küsmüş. Bayağı 86 model minibüs gibi aşağı doğru bakıyorlar böyle. Şey ya, ben doğal dursun diye çok dokunmuyorum kaşlarımı da. Ah canım benim. Az daha doğal dursun istersen Frida Kahlo. Ha, ne yapalım, alalım mı? Vallahi almazsa kendileri kalkıp gidecek gibi duruyorlar. Alalım o zaman. O zaman alıyoruz. Canım benim, sen merak etme, ben hepsini ayarlayacağım, tamam mı? Sen bana güven. Var mı lan? Ay. Acıdım. Yanları yakayım mı? Yak abi be. Vallahi. Yak, zaten yanmışız anasını satayım. Yak, sen de yanları yak abi. Şöyle. Abi şu. Ha bak, dur. Dur. Atakan'ım dur. Ha. Şöyle. Tamam. Hop! Ay! Kaş. Ah! Ne? Kaşım yok. Neyin yok? Umut, kaşım yok. Allahümme salli, ah! Expecto patronum! Abi! Yeah. Abi ne yaptın? Kaşım yok. He, bir elin yüzün ferahladı. Güzel oldu değil mi? Ya ne ferahladı? Suratın da yanıyor abi. Ne yaptın ya? O zaman ben sana bir yanık kremi alıp geleyim. Dur koçum. Kızım, senin ne işin var burada? Hakan abi. Selamun aleyküm. He koçum. Abi biz kızla buluştuk, anlaştık. Veriyorsan senin kızdan biraz alacağım. Al al. Gel hayatım. Abi, kız senin kız mı? Ağzına sıçıyor senin. Ya abi nereye gidiyorsun ya? Şu halime bak ya. Ya sana inanmıyorum Umut. Ben insanın içine nasıl çıkacağım? Allah seni rezil gibi yapsın. Ah. Ya bu nedir ya? Böyle rezillik mi olur? Ben, biri beni böyle görsen olur. Ezgi? Atakan? Ne oldu? Suratına ne oldu ya? Bir şey yok. Dişim burada. Benim dişçiden çıktım. Dişimi çektirdim. Yüzüm şişti. He. Sana ne oldu ki? Ha. Ben de az önce bir haber okudum da, ona şaşırdım ya. Ona İstanbul'da trafik bitti diye haber yapmışlar. Aa. Şaşırdım böyle bir anda. Aa, bu nasıl olur ya dedim. Sonra yürüyemediğince bir tanesini indirdim. Öyle bir şaşkınlık içindeyim. Aa, hala şaşkınsın ama galiba birazcık. Evet, hala şaşkınım ya Ezgi. Aa. Böyle güzel bir kadını nasıl kaybettim diye şaşkınım. Ne oldu sana? Ne oldu? Kaza mı yaptın? Yok ya, kaza değil ya. Düpedüz mallık ya, vallahi. Şurada iki tane kılı yakacağım diye insan suratına meşale sürer mi ya? Survivor mu burası ya? Ya Allah'ım yarabbim. Böyle bir şey. Ezgi. Ya çok özür dilerim ya. Affetmesen de bil istedim ben. Ya. Ananı avradım. Ya haklısın. Ben de biraz ileri gittim. Yok yok, gitmedin, gitmedin. Atakan. Heh. Affetmesen de dedin ya. Evet. Affettim. Yok, affetmesen de olur. Affettim. Yok yok. Hatta bunu kutlamak için tatile gidelim mi? Nereye? Kaşa. Hayır. Evet. Kaşa gidelim. Evet. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyen var mı? O zaman ya böyle zil çalsın. Ya Atakan, Arif'le beraber bu şekilde zil çalar mısın abi? Skecimizin yazarı Atakan, onu bu hale sokan Arif. Hocam ne oldu? Duymuyorum. Sol kulak gitti. Arif o kadar mı? Yok, köpük kaçtı, köpük. Ay. Ama iyi miyiz? Prova'da bunu hiç denemedik. Atakan dedi ki sana güveniyorum, sen de. Ben de dedim ki tamam. Gerekeni yaptın mı hocam? Her seferinde herkes şahit. Diyorum ki Arif, deneyelim. Hadi baba diyorum, şunu bir deneyelim.
Deneyelim. Kanka diyor, yok diyor, bak sürpriz yapacağım ben sana diyor. Güzel sürpriz olacak orada diyor, daha çok güzel sürpriz yaptık. Ama çok eğlendik ya, çok. İyiyim ya, hiç sıkıntı yok. Kim? Biraz evvel kesildiğinizde. Tuna Bey. Tuna Bey. Tuna Bey. Tuna Bey. Tuna Bey. Tuna Bey. Bravo. Tuna abi, sen berber işin var mı? Oluyor mu? Yok, hiç olmuyor. Ciddi misin? Aynen, aynen. Sakal tıraşı evde. Aynen, kendim sakallım. Ufak makinem var, tırt tırt tırt, bitti. Güzel. Peki siz ne kadar veriyorsunuz berberlere genelde? Ya Zeynep geçen gün gitti. Skeç fikri de oradan geldi. Bir berbere gitmiş, kuaföre gitmiş Zeynep. Yani orada çalışan 1500'e kesiyor, sahibi 4000'e kesiyor hikayesi. Aa! Hakikaten hikaye oradan çıktı. O yüzden böyle bir skeç yazdık. Kadınların, annem de benim kadın kuaförü ama... Bu kadar kazanmıyor. Keşke kazansaymış. Çok erken bıraktı. Semt kuaförüydü benim annem. Müthiş. Ama kadınlar daha fazla veriyor yani. O bir gerçek. Peki Ezgi, Birsel. 1000 lira. Skecimizin kadınları olarak buradan kuaförlerinize bir şey söylemek ister misiniz? Son defa. Ben son gittiğim kuaförün, ama şimdi şey olmasın. Yok, son ismini... gittiğim. Yok, ha. Şey çok uyguna kesti. 350. Al söylesene. Aa. Ondan sen. Burada herkes şu an aklında tek bir soru var. Kim bu adam? Ezgi Özire kolu 350 liraya saç kestiriyor. O da Atakan'ın annesi kesiyor saçını. Çok güzel hareketler. Alkışlarınızla devam ediyoruz. Merhaba. Şimdi evlilik arifesinde olan bir çiftimizin maddi durumları birbirine denk olmayan ailelerinin yaşadığı durumları izleyeceğiz. Ozan ve Murat yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Macit, hadi hadi! Şeye bak. O neydi lan? Allah Allah. Düdürler gelin, hadi. Lan kız. Tövbe estağfurullah ya, Allah Allah. Macit, kız! Macit. Kızım neredesin? Sesin var. Kendin yoksun. Adamın kafayı yedirttin bana burada ya. Ya dünürler gelecek. Koşturuyorum. Ne yapıyorsun sen? Şey, düğün için böyle hesap kitap yapıyorum ya. Kafam karıştırma beni. Git ya. Yap yap. Düğün önemli. Bakayım ne yaptın? Daha bitmedi. Bitince ben şey yapacağım. Ya bakayım bir tane. Bakma ya, bitti. Ya. Sen git ikramlıklarınla ilgilen. Bir şeyler yap ya. Macit bak bakayım orada mı? Orada mısın? Ona da bilirsin ya. Burada kafayı yedirttin bana ya. Bu ne Macit? Koskoca adam. Gelin damat mı çizdin? Bu mu yaptığın hesap? Şu ne şu? Pasta bu. Pasta mı? Evet. Pasta görmesek. Bu ne lan? Bir de gelin arabası çizmişsin. Masa o masa. Gelin arabasına benziyor mu? Üstüne oturuyorlar. Ya Allah seni. Ha, ne bu ne? Ne bu? Ya bunlar düşünürken benim karaladığım şeyler, benim bütün plan kafamda. Düğünle ilgili her şeyi planladım. Sen merak etme. Yap tamam. Plan önemli. Plan önemli. Ya baba, şu düğün olayını iyice abarttınız ya. Ay saçmalama, karışma babana. Sanki düğün bunun düğünü. Hiç. Benim düğünüm. Oğlum, düğünler ailelerindir. Gelin ve damat misafirdir. Tamam mı? Al gelini, gel düğüne. İç limonatanı, ye yemeğini, çek halayını. Sonra da kızı al. Sakın, sakın, sakin ol. Sakin ol, niye sinirleniyorsun sinirlerim ya? Sinirim bozuldu ya. Allah Allah. Adamların yaptığı nişanı görmedin mi Macit? Görmedim. Bana vize çıkmadı, ben gelemedim ya. Ama görmen lazımdı. Baba ama sen de vizeye geç başvurdun. Ha. Oğlum bana sarayda düğün var dediler. Ben de Güneşli'de aşağıdaki saray düğün salonunda... yani nişan olur diye düşündüm. Adam 17 kişiye özel uçak tuttu. 17 kişiyi aldı, Amerika'ya götürdü. Amerika'da sizin nişan kurdelanızı Joe Biden kesti lan. Ya. Orada en yaşlı oydu. Ya oğlumun nişanında... şarkıya eşlik edeyim diye Rihanna bana mikrofon uzattı.
Böyle kaldım. Benim rüyaların saçmalık seviyesi. Hanım bir work 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 de mi diyemedin? Aman nişanda da iş mi düşüneceğim Macit? Bizi rezil etti ya. Görüyorsun. Ya, abartma. Biz mi abartıyoruz ya? Biz mi abartıyoruz? Lan pastanın içine dansöz koyarsın. Anlarım bak onu anlarım. Çıkar böyle ne yapmayayım? Valedik falan yapar oynatır orasını bırak. Bak onu anlarım. Lan sen Anadolu ateşini pastanın içine nasıl sığdın? Yüyük diye çıktılar lan böyle. Böyle böyle oynuyorlar bir de. Nasıl yaptın bunu ya? Lan Amerika'da nişan. Joe Biden, Rihanna. Lan ben sizin nişanınızı CNN International'dan canlı izledim ya. Ya bana bak, baban haklı. Senin kayınbaban çok coştu ya. Onların altında kalmamamız lazım. Annen doğru söylüyor. Onun şanına yakışır bir düğün yapmamız lazım. Tamam, şanımıza yakışır bir düğün yapalım da. Şanımıza demedim. Yanlış anlama. Onların şanına yakışır bir düğün yapmamız lazım. Bizim şanımız mı var? Yok. Baba yapma böyle. Gözünü seveyim ya. Sen sus, sen sus. Sen hiçbir şey karışma. Benim bütün plan kafamda. Mecit'in düğünü nişanın altında kaldı. Dedirtmem. Dedirtmez. Ben dedirtmem. Bak Hilaller çıkmış annesiyle babasıyla geliyormuş. Şimdi çıkmış. Hadi bir kendimize gelelim. Toparlanalım. Hadi biraz evi toplayalım. Bir şey yapalım. Aa, hani yeni çıkmışlardı? Hani yeni çıkmışlardı? Ev dağınık. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Tamam. Ev çok dağınık. Ev çok dağınık. Şuraları halledin. Bunlar niye burada? Bunlar burada ne işi var? Ben kapıyı açıyorum. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Benim açmam yakışık ama sen gel aç. Olmaz. Sen aç. Sen aç. Sen aç. Sen aç. Sen aç. Sanat eserim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay hoş geldiniz. Kusura bakmayın biz bu kadar erken beklemiyorduk. Ev biraz daha aldı. Ah dedim. Yalnız şefiye söyledim. Sence de biraz fazla hızlı gitmiyor muyuz dedim. Yani ayıp olur böyle erken. Bak erkenden gitmeyelim dedim. Şefik işte. Kızım sen böyle otobüs kızım. Ya dünün yeni bir spor araba aldık. Hayırlısın. Sıfırdan 103 saniye düşük. Ben ne yapayım? Araba mı? Babacığım keşke biraz uğraşsaydık ama. Macit. 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 Gel şuraya ezik gibi duruyorsun gel. Babacığım insanları da böyle acele ettirdik. Biraz dolaşsak iyiydi aslında. Kızım ya. O arabayla dolaşılır mı ya? O arabayla dolaşılır mı? 6000 motor, 480 beygir. Su gibi içiyor benzini. Bakın siz olun. Cipten şaşmayın. Kulağımıza küpe olsun. Alabileceğin mi küpe? En azından küpeye alırız. Şefik babacığım hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol yavrum. Sağ ol evladım, aslan damadım. Şu minik televizyonu aç da bir izleyelim ya. Minik mi? Ay bu da böyle. Sanki kendi evinde dev ekran TV'si yok. Evet. Böyle misafirlikte merak saldı Şefik. Niye bunun haberlerine bakıp çıkacağız? Aç. Evet. Aç oğlum şey yapma. Dünür bende ben de yatırımcı sayılırım yani. Ya boş adam değiliz onu söyleyeyim ben. Nereye yatırıyorsun? Nereye bulursam. Açıyorum. Ben televizyonu açayım. Şu an size doğru yatırdım mesela. Bizim şirkete yakın bir yere yatırdım. Açıyorum. Televizyonunu yeni açanlar için harika haberlerimiz var. Borsada işlem gören Tumon Holding yatırımcısına yine çok kazandırdı. Ayda tamı tamına %268 kazandırdı. Koyduk mu be? Koyduk mu dediğinize duyar gibiyim. Koydunuz. Oh, Erda zengin olduk. Aman sanki yeni bir şey. Ay bu da böyle. Sanki kendi şirketinin hissesi yok. Başkalarınınki kıymetli. Ah. Ya olur mu? Ben bu Tuman Holding'den %45 hisse aldım. Tabii bak Dünür, ben hep aynı holdingin kağıdını aldım. Aynı hep. Yani naçizane ben... Pardon. Naçizane bence yanlış yapıyorsun. Bence. Neden diyeceksin? Neden? Yumurtalarının hepsini aynı sepete koyma. Aynı sepete yumurta koyma. Allah korusun sepet düştüğünde yumurtaların darmadağın olur. Misal. Bu dediğin Tuman Holding. Bugün var yarın yok. Bugün var yarın yok. Ben ne yaptım? Ben Tabancı Holding'e birazcık yatırım yaptım. Tabancı Holding dediğin holding bugün dededen toruna giden bir şirket. Yani hiçbir şey olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ve orada yaptığımız yatırımlar sayesinde... nasıl yapıyordu? Bilemiyorum.
Orada yaptığımız yatırımlar sayesinde düğünü Çırağan Sarayı'nda yapabiliyoruz. Ya babacığım, Çırağan çok masraf olur, abartılı orası. Ne diyorsun baba, olur mu öyle şey? Aa, oğlum, oğlum, evet eminim. Oğlum, sakın. Sonuçta Hilal kızım bir kere evleniyor. Lan oğlun da bir kere evleniyor, emin misin? Benim için oğlumun şeyi mutluluğu önemli değil. Hilal kızımın mutluluğu çok önemli benim için. Babacığım, biz Ümit'le mutluyuz zaten. Bu kadar masrafa hiç gerek yok. Aa kızım, tamam. Demek ki adam kendine güveniyor. Bugüne bugün senin kayınbaban, Tabancı Holding'in sahibi. Tam onun kadar değil mi? Evet, sıradaki haberimiz Tabancı Holding'den. Ha, bizimkiler. Yanımızda Tabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tabancı var. Buyurun. Merhabalar. Kusura bakmayın, aşağıda bir saattir eciş bücüş. Evet, bize önemli açıklamalarda bulunacak. Bakalım yüzde kaç değer kazandık? Şirketi kapatıyorum. Ne? Lan babanın şirketi, neyi kapatıyorsun? Neticede babamın şirketi. İstediğim gibi kapatırım. Hem bana mı sordular ya inşaat işine girerken? Ben istemiyorum inşaat şeyi falan. Ya sabahtan bir başlıyor dağın 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 dağın. Akşama kadar başım şişiyor ya. Ay adam haklı. Gerçekten o ses çekilecek gibi değil yani. Dağın 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 dağın. Tak tok tak tok tak tok tak tok. Bitti mi? Kabası bitti. Efendim, hipnoz gibi ya. İzletiyor inşallah. Peki, dedenizin kurduğu böylesine köklü bir şirketi bir çırpıda kapatmak ne kadar doğru? Ha, köpek! Ya açıkçası çok doğru geliyor bana. Çünkü bana sormadılar kurarken. Ya benim hayallerim var. Ben inşaat istemiyorum. Ben DJ olmak istiyorum. Lan bizim hayallerimiz de olacak, köpek! Peki, onca insanın hayali ne olacak? Vicdanını sızlamıyor mu? Hiç sızlamıyor biliyor musun? Bakayım. Vallahi bir sızlama böyle ufacık bir şey yok. Hiç sıkıntı değil. Artık beni tutmayın, uçağım var. Yurt dışına mı gidiyorsunuz? Yok yani, genel olarak uçağım var. Bilinsin. Ha, ben şirketi kapattım deyince kaçıyorsunuz zannettim yurt dışına. Sakin ol Champs, evdeyim. İneceğim, nasıl ineceğim? Yayından düştün. Görüyor musun Dünür? İyice kucağa oturduk. Ya görüyorum. Nasıl kalkacağız bilmiyorum ya. Aha biliyorum, bir şekilde kalk adam yani. Nasıl yapıyorsun ya? Macit, ezdin adamı, ezdin. Rahatladım kucağa oturdum. Ya bu kadar dert etme ya. Kâr edemediysek de ana paramız duruyor. Lan ana paramdan sadece anan kaldı. Macit. Şükret lan, ne diyorsun? Şükür. Hem senin... O sepette başka yumurtalar yok mu Macit? Hepiciğini tabancıya mı verdin Macit? He. He. Sadece bir yatırımımdı ve tabii ki yumurtaları başka sepetlere de koyduk. Şöyle ki, şimdi bu Tabancı Holding dediğin gördüğünüz, yani insan beşeri elbet şaşar demişler. Ne yaptım? Euro'ya yatırdım. Ha? Evet, Avrupa Birliği'ndeki kritik toplantının sonuna gelindi. Ha, bizimkiler toplanmış. Toplantıdan ilk çıkan lider Letonya Başbakanı Artur Krizinskinis oldu. Kim? Tekrar ediyorum, Artur Krizinskinis oldu. Aynısını söyledim. Tekrar ediyorum dedim, düzeltiyorum demedim. Evet, Artur Bey'e bağlanıyoruz. Siz buraya sığmazsınız. Artur Bey, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Evet, bu kritik toplantı hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Dağıttık ya. Nasıl yani? Biz sizi toplantıda zannediyorduk. Yok canım, Avrupa Birliği'ni komple dağıttık. Nasıl lan? Lan mı? Milyonların aklında tek bir soru. Nasıl lan? Şimdi şöyle oldu. Yeni dönem başkanlık toplantısında tartışma çıktı. Neymiş kardeşim? Biz tüzük gereği aday olamıyormuşuz. Ya kardeşim, ben bizzat kendim 19 yıllık üyeyim. Gelin tüzüğü değiştirelim. Ben 2024'te adaylığımı açıklayayım. Ya
Lan Arthur'u kıstın kıstın. Bırak çocuğumuzu, Euro'dan haber ver. Euro! Evet, bu açıklamayla Euro 1,5 TL'ye düştü. Ne? Düştü mü? Satıyorum. Alıyorum. Gönder. Ya kardeşim, sen ne kadar saf bir dünürsün ya. Oğlum, al, düşünün ardından alınır mı ya? Dünür bana göndersen, düşerken alacaksın. Düşen bıçak tutulur mu? Çaya su katılır mı? Yastıksız yatılır mı? Indi, Euro satılır. Satıyorum. Aha da sattım. Güzel, aldık. Evet, Euro aniden 30 TL'ye yükseldi. Ne lan? Lan mı? Ama yeter artık ya. Sabahtan beri küçük ülkeyiz değil mi? Gelen vuruyor, giden vuruyor. Siz Almanya'ya, Fransa'ya lan diyebiliyor musunuz? Yeter, burada bir dakika daha Euro'ma var. Geçen gün lan. Baba. Evet, gündemden aktaracaklarım bu kadar. Ay, ağzım bal yesin senin. Bu da böyle. Sanki kendi karısı yok. Başkasının. Neyse. Efendim, çırağın demiştiniz değil mi? Biz size destek oluruz, oluruz. Hayır, olmaz. Olmaz öyle şey. Biz el taşın... El kalmadı ki taşın altına koyalım. Ya söyleyin de adettendir. Kız tarafı yatak odası falan yapsın değil mi en azından? Tabii canım yapsın. Yahu ben kızıma bir 100 metrekare yatak odası yapamıyorsam başlarım böyle babaya. 100 metrekare ev lan o. Şefik babacığım, gerek yok zaten. Biz böyle sade bir ev düşünüyoruz. Evet, böyle küçük, minik, tatlı, güzel bir evimiz olsun dedik ümitlerimiz. Olur mu öyle şey ya? Ben kızıma bir yatak odası yapıp içine boydan boya bir yatak koyup bir jacuzzi koyamayacak mıyım? Jaluzi diyor Maci. Ya canım benim, jacuzziden haberin yok değil mi senin? Yok, o ne lan? Kır 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 kır. Fak 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 fak. Yok, bilmiyorum. Çık çık çık. Ben de o kadar biliyorum. Bak bak, Çorum'daki arsayı mı satsak? Ya kızım, Çorum'daki arsayı biz 2 sene önce satmadık mı ya? Satıp koyuna basmadık mı? Bastık. Koyuna bastık. Koyuna bastık. Koyuna yatırımımız var bizim. Koyunu yatırdın. Evet, koyun. koyuna yatırmıştık da bizim yatırım... Sepet dedim ya. Bitmiyor, bitmiyor. Koyunda da yatırımımız var, o yüzden... Hı. Bakın şimdi, sen anlasın şimdi diyeceksin hocam ki bana... Ya diyeceksin, dürür. Öyle. Koyuna diyeceksin. Riskli. Riskli güvenilir mi diyeceksin, değil mi? Hı hı. Dedin de zaten. Hı. Şimdi koyunun arkasında kim var? Elon Musk var. Elon Musk dediğimiz adam bugün kim? Kim bugün? Mars'a dolmuş gibi saatte bir uzay aracı gönderiyordu. Ya. Anladın mı? Güvenilecek ay adam. Bu kim lan, alacaklı gibi çalıyor? Ne bileyim? Alacaklı. Alacaklı böyle mi çalıyor? Vallahi ben hep bankayla hallediyorum. Bunlara sor, ne bileyim. Böyle böyle. Aç şu kapıyı. Elisin. Ne var lan? Elisin. Ne oldu? Elisin. Kripto. He? Koy. Oğlum ne oldu? Mask. Oğlum ne? Mask. Koy. Ne oldu? Koy. Elin. Ne? Yoruldu. Allah aşkına bana bir bardak su verin. Dilim damağım kurdu ya. Lan tekte su içmeyi biliyorsun. Söylesene derdin ne? Başım dedi valla. Haber alınca Beylikdüzü'nden buraya koşarak geldim Elisin. Ne oldu? Ne oldu? Ay ya, şöyle bir şey oldu. Şimdi bu Elon Musk Twitter alıp X yaptı ya. Evet. Canı sıkılınca bunu hesap makinesine çevirmiş. Allah Allah. Ve ondan sonra bak ne yazmış. 1837. 837. 837. Heh, ters çevir. Leblebi. Yani ne demek yani? Ya madem anlamadın, ne artistik yapıyorum ya? Leblebi yazınca leblebi fiyatları uçtu. Koyun ne çakıldı. Ben satabildiğimi sattım. Geri kalan kaldı. Ya leblebi o kadar değerli ki altından değerli şu anda. Çorum her an süper güç olabilir. Zengin olduk o zaman. Bizim Çorum'daki arsaların hepsi fırlayacak. Aa, bizim Çorum'da arsamız mı var? Ferda var. Var tabii, ben zamanında aldım. 124 dönüm arsaya 20 bin lira verdim. Çekim birine kabul etti. 124 dönüm arsaya 20 bin lira mı? He. Hani şu merkez camiden yokuş aşağı gittiğiniz zaman... Değil değil, orası değil. Evet. Köşen büfe var. Onun sağ arka çaprazı böyle. Değil. Evet var oğlum. Sen tanıyor musun bu keki? Tanıyorum. Babaannem yaptı o keki. Dünür, o gün tanışamadık. Arada aracılar vardı. Merhabalar. Dünürüm, kusura bakma. O kek senmişsin. Evet. Üzümlü kek. Üzülme, üzümlü kekim. Gel buraya. Bana bak, başka hiç yumurta kalmadı mı? Ya başlayacak yumurtalarda şimdi ya. Bilabettik, gelirdim sürekli yumurta diyor. Bizim yumurtalar hep başkaları omlet yaptı. Biz kaybettik, onlar kazanıyor. Ya ama Dünürcüğüm, Macitciğim,
Ne? Ne? Sen yanlış yapıyorsun. Bak, unutacağın parayla yatırım yapacaksın. Ben hep 5 milyonluk yatırırım. 5 milyon unutulacak para mı lan? Sakın Nurmacığım. Ne? Benim toplasan bütün yatırımım 25 bin liraydı. Ya gözünü seveyim enişte ya. Bütün bu tantana 25 bin lira için mi ya? Ana paramdı lan o benim. Ana paraydı. Sen 25 bin lira bir arada gördün mü? Gördüm ama tanıyamadım. Arkadaş çekmiş hepsini 20'lik yaptırmış. İlk anda ben 100 bin zannettim. Sonradan anlatınca anladım. Anlatsana, bir saat anlatsana, dinleyelim. Ne kadar? Beşlik yaptırdı onu. Beşlik yaptı. Kes lan sesini. Tamam Dünür, bu kadar şey yapma sen de ya. Yani çırağın sarayı olmaz. Ne bileyim, pera palası olur, dolmabahçe olur. Çok abartıyorsun bir şeyleri, abartma. Hocam mı abartıyor? Ya düğünü Amerika'da siz yapmadınız mı? Nişanı. Amerika mı? Ya beni niye çağırmadınız? İzin mi vardı? Ay beyefendi, siz bir susun. Canım biz mi abartıyoruz? Siz tanışma yemeği için tekne tuttunuz, dansöz çıkardınız. Aa, dansöz mü vardı? Beni niye çağırmadınız? Ya Serda, sus! Ferda Hanım, Ferda Hanım! Siz kız istemeyi kız kulesinde yapmadınız mı? Ha? Ha? Benim kardeşim az kalsın boğuluyordu. Ben yüzme bilmiyorum. Oraya beni niye çağırdınız? Çok suyuttum enişte. Geber Sertaç. Geber. Allah Allah. Peki sizin şu güzeller güzülü, destansı güzelliği olan sevgili kızınızın o bizim oğlumuza evet dediği günkü yaptığı şovlara ne demeli? Peki sizin oğlunuzun bizim kızına evlenme teklifi etmesi, pırlanta gibi çocuk. Aynen öyle. Hoş oldu. Hoş oldu. Yeter, Allah aşkına yeter ya. Biriniz de bize sorun biz ne istiyoruz diye. Ya biz böyle mütevazı, şaşasız bir şey istiyoruz ya. Ya biz düğün yapmayı bile düşünmüyorduk ki. Tutturdunuz Amerika'da nişan bilmem ne. Bir sürü şey yaptık ya sizin yüzünüzden. Bir sürü saçma şeye kalkıştık. Ya bize bir kere sorsanıza. Ya ne masraf var, ne gerek var yani? Biz sade bir nikah yapacaktık. Düğün parasıyla da Avrupa turuna çıkacaktık yani. Oğlum biz sizin iyiliğinizi düşünmüyoruz. Evet, baba. Biz eğlenelim. Hayır, bizim yanımızda olun yeter. Mutlu olalım hep birlikte ya. Hiç gerek yok ki böyle bir şey. Tamam oğlum, doğru, haklısın. Kusura bakma. Tamam, arkanızdayız. Her türlü arka. Ne istiyorsanız oluyor. Ne istiyorsanız o. Çok teşekkür ederim. Ne istiyorsanız. Ne isterseniz bundan sonra sizin istediğiniz gibi olacak. Ama bir şartım var. Macit. Bir şartım var. Avrupa turunuzu ben finanse edeceğim. Aa. Ama baba bak şimdi. Ya, hayır itiraz isteme. Hayır itiraz isteme. Ne yapacaksın? Tekirdağ mı göndereceksin çocukları Avrupa diye? Dur dur. Ben dalga geçiyorum. Macit. Tekirdağ Avrupa'da değil mi? Aa, Tekirdağ Avrupa'da. Lan bunu gerçekten düşündün mü? Ya, gel buraya. Merhaba. Merhaba. sıradaki skecimiz, iki tane figüran oyuncumuzun dizi kostümlerinin üzerinde kalmasıyla oluşan durumları izleyeceğiz. Beste ve Hilmi yazdı. İmdat figüran geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Gel şurada 2 dakika soluklanalım. Çok yoruldum ya. Sen bir de bana sor ya. Ayaklarımda derman kalmadı oğlum. Ne zor işmiş ya. Atla, zıpla, koş, tutukla. Ne sandın oğlum? Figüranız biz ya. Bize masa başı rol verirler mi? Senin lafın var mıydı bu bölüm? Yok. Senin? Benim de yoktu. Ama başroldeki çocuk bana dedi. Siz arkadan dolanın dedi. Ben de böyle kafamı salladım. Sana bir şey mi? Geleceği çok parlak. Vallahi bak. Oğlum dalga geçme. Benim en azından yüzüm göründü. Ben böyle mimiklerimle hep duyguyu vermeye çalıştım. Bence yapımcılar beni keşfedebilir. Kanka ben seni sahneye izledim, seni arkadan çektiler. Hadi ya. Olsun, belki merak ederler bu kimin kafası diye. Ben çok merak ediyorum, sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Arkadaşım anla bak, figüranız biz, bizim bir değerimiz yok. Ya bizim kıyafetlerimizi kostüm sanıp götürmüşler. Bizi kostümüyle kaldık ortada. Merak etme, ben haftaya bunu yapımcıyla konuşacağım. Lan sen yapımcıyı nerede göreceğini de tanıyacağız, seni muhatap mı alır o? Allah aşkına 5 kuruş paramız yok, bıraksak mı şu işleri? Olmaz ya. Benim bir hayalim var. Çok ünlü bir oyuncu olacağım. Herkes beni böyle ayakta alkışlayacak. Üstünü başını parçalayanlar olacak. Hayalin bile çirkin. Vallahi bak, ben senin dostunum söylüyorum. Nasıl bir çocuksun anlamadım. Allah aşkına kalk gidelim, bir taksiye binelim, eve gidelim. Taksi mi? İstanbul'da.
Evet. Bence sen benim sırtıma bin, daha çabuk gideriz. Atla. Niye oğlum ya? Her yer taksi. Oğlum öyle bir şey değil o. Bu bir illüzyon. Var gibiler aslında ama yoklar. Nasıl ya? Aa bak, bir tane daha geliyor. Ya el etme adam, ayıp olacak. Hayır şimdi. Edeceğim ya, dursun ya. Oha durdu lan. Ne var? Amirim, merhabalar. Şöyle ruhsatım, şöyle ehliyetim. Buyurun. He, sen yanlış anladın kardeş. Biz polis değiliz, figüranız. Bunlar da kostüm. Ne ele ediyorsunuz lan o zaman? Esra! Ben dedim sana ayıp olur adama diye. Sus! Ya niye ya? Durmuşsun işte ya. Beşiktaş'a gideceğiz. Taksi değil misin? Alsana. Yok, karşıya geçemem. Beşiktaş bu yakada zaten. O zaman değişim saati. Bu saatte değişim olmaz. Beyler, ben size gerçeği söyleyeyim mi? Evet. Biz yanlışla Arap müşterileri alıyoruz. Ehlen ve sehlen. Oğlum bak, yemin ediyorum çarparım sana burada ya. Çarparım sana burada ki. Çekil lan. El gol yapmayın. Taksileri meşgul etmeyin. Ne tripli taksiciymiş ya. Gerçekten ya. Oğlum niye doğruyu söylüyorsun ya? Adam ne güzel götürecekti evimize. Yalan mı söyleseydim adama? Ehlen ve sehlen derken iyiydi. Oğlum oyunculuk o. Ya başlayacağım senin oyunculuğuna ha. Bak oyunculuğuma laf ettirmem. Ben yapamam mı o başrolün yaptığını? Yapamazsın. Yaparım lan. Yap lan. Yapıyorum. Yap. Hey sen. Kımıldama. Hemen o elindekileri yere bırak. Cebindekileri de boşalt. Çıkar, çıkar. Hepsini çıkar. Çıkar lan. Çıkarmaya devam et. Hemen ellerini dizlerinin üstüne koy, başının üstüne çök. Secde lan o. Bir daha orayı baştan alayım mı? Baştan al. Hemen ellerini başının üstüne koy, dizlerinin üstüne çök. Nasıldı? Yakaladın lan adamı. Adam düşmüş lan. Gel kardeş, gel. Nerede lan o? Nerede lan o? Nerede o? Benim dükkanımı soyan kuyumcu, soyan şerefsiz burada. Sen çok soyulmuş gibi değilsin ama şu an. Ya ben dükkanda kalanları üstüme aldım, çıktım. Ama memur bey, Allah sizden razı olsun. Hemen yakalamışsınız ya. Tebrik olsun, helal olsun ya. Kahramanlık polisi be! Kahramanlık polisi! Helal olsun be! Helal olsun! Al, hayalin gerçek oldu. Yani tam böyle bir şey değildi ama sağ ol, canın sağ olsun kardeş. Siz yanlış anladınız. Ben aslında... Ahmet! Pelin? Ya seni liseden beri görmemiştim. Sen polis mi oldun? Yani aslında ben şey... Ya biz annemle iddiaya girdik. Ben işsiz kalır dedim, annem evsiz. İkisi de bilmiş lan. Ama görüyorum böyle aslan gibi, yiğit gibi Türk polisi delikanlı olmuşsun. Aslan sen. Gibiyim değil mi? Allah. Yat lan yere! Kelepçen de var, kelepçeliyim de görsün. Aç şunu. Artık mahalle emin elledi. Ben atıyorum alayım. Ana topla, topla. Ne gidiyor mu? Çok almayın ama. Yardım edin. Aldım, aldım. Pelin, gözaltına alayım mı seni bir ara? He? Nezarete düşüreyim mi? Ha, tamam o zaman yaz. 44 22 768 22. Ne bu? TC kimlik numaram. GBTM bakarsın. Ya. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Vallahi çok iyiydi ya. Gördün mü, herkes beni alkışladı. Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum ne yapıyorum? Oğlum kıza hava atacağım diye adamı kelepçe dedik ya. Hırsızlık yapmış, az bile yaptım. Lan biz polis değiliz ki. Doğru. Gidelim karakola teslim edelim. Ya sen kafayı mı yedin ya? Ne diyeceğiz adamlara? Siz işi yapamadınız, biz sizin yerinize yakaladık mı diyeceğiz? Dolandırıcılıktan alırlar bizi. Doğru. Kimse görmeden salsak mı? Kuş mu lan bu? Olmaz. Ya belki kötü bir niyeti yoktur. Tabii canım ya. Bunları çalıp cami yaptıracaktı, biz bozduk. Bence ne yapalım biliyor musun? Çapraz sorgu yapalım. Ben iyi polis olayım, sen kötü polis ol, işin aslını öğrenelim. İyi, en azından aslını öğrenir. Tamam, tamam, bunu yapalım. Tamam, geç, yapalım. Geç. Tamam. Gel. Gel mi? Kelepçeli... Nereye gideceksin lan? He? Ha? Nereye gideceksin kelepçeli? Tamam abi. Bak bana, bana. Yere bak. Şimdi sen iyi davran. İyi mi davran? Kızdı mı abi sana? Polis abi kızdı mı sana? Ya bırak, sevme şunu. Ama öyle deme, üzülür. Hep sen yüz veriyorsun buna. Ne yapayım, senin eve geldiğin mi var? Dedim oğlum. Ay ben role kaptırdım kendimi ya. Devam et. Sen böyle hep soygun mu yaparsın? Hayır. Heh bak, gördün mü? Arada bir dolandırıcılık da yapıyoruz. Ama bazısı da gel beni dolandır diye bağırıyor yani. İnsanın bir canı çekiyor. Abi ben adamına değil parasına bakarım. He, senin paraya ihtiyacın var yani. Herkesin paraya ihtiyacı var ya. Yoksa hasta olan kardeşin için mi?
Sen kardeşimin hasta olduğunu nereden biliyorsun? Biz her şeyi biliriz. Bizi kandıramazsın. Kaç para lazım ameliyat için? Ha, ameliyatlık değil ya. Sabah grip olmuş. Oğlum söyle lan. İyi bir şey söyle ya. He? Ben senin içindeki iyiliği görüyorum. Abi vallahi yanlış görüyorsun. Ben düz kötüyüm. 8 yaşından beri gasp, dolandırıcılık, adam yaralama, hırsızlık. Her şey bende var. Bu arada demin kelepçelerken şuradan 100 lira aşırdım. Senden helal. Aa, piçe var. Ulan oğlum bize tutunacak iyi bir şey söyle lan. Bize tutunacak iyi bir şey söyle lan. Bize ona vurma, bana vur. Al. Bana vurdun ha. Gel oğlum, gidiyoruz. Lan çocuk burada kalacak. Otur. Ya bakamayacaksanız niye doğuruyorsunuz kardeşim? Bu da role giriyor. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Vallahi tamam, bu arada söyle. Tamam. Söyle, tamam. Niye buradaydın söyle. Tamam vallahi çok kötü polissin, tamam. Harbiden mi? Evet, çok kötü polissin ya. İnandın mı? Evet abi, inandım. Biz de boş değiliz. Tamam, itiraf ediyorum. Ha. Biz bir çeteyiz. Dolandırıcılık yapıyoruz, hırsızlık yapıyoruz. Burada da normalde polis olmayacaktı. Çetenin diğer üyeleriyle burada buluşacaktık. Diğer üyeler mi? Burada mı? Asittir ya. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Oğlum, bizim silahlar sahte. Niye çektik lan? Ama onlar bunu bilmiyor. Oyunculuğumuzu da verebiliriz. Uf, ne kadar ağır bu silah. Ayrıca böyle sıkınca kurşun sıkıyor ha. Polislerin ne işi var burada Memati? Nereden bileyim Polat? Geldiğimde buradalardı. Senin bundan haberin var mıydı Abdülay? Saçmalama. Saçmalama Güllü. Ben de Çakır alayım mı ya? Küçükken çok seviyordum Çakır'ı. Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Adamlar çete görmüyor mu? Destek mi çağırsak acaba? Ne yapacağız? Yönetmenle çaycıyı mı çağıracağız? Yönetmen gelmez. Çok havalı o ya. Çaycı da hep geç geliyor zaten. Ya başlayacağım senin şu sevdana ya. Ben söylüyorum abi. Abiler, biz polis falan değiliz. Oyuncuyuz biz. Ha, biz de yedik oyuncusunuz. Saçma saçma konuşmayın lan. Ne oyuncusu? Al işte, anladılar figüran olduğumuzu. Hay senin ayrıntıya takılmana. Ya abi, vallahi billahi oyuncuyuz ya. Bu üstümüzdekiler kostüm. Siz bakmayın bize. Biz size bakmayız. Siz kaçın gidin hadi. Ha, dönelim arkamızda. Siz de bize vurun de. İnanmıyorlar ya. O zaman gerçeği söylemenin vakti geldi. Ne gerçeği lan? Bana bırak. İçinizden biri hain. Ne? Sizi o ihbar etti. Memati. Polat saçmalama. Ben hain olsam niye burada kelepçeyle durayım? Doğru söylüyor. O zaman hain ikinizden biri. Bunu senden beklemezdim Abdülay. Niye ben ya? Belki sensin. Ben miyim? He. Belki de birileri dikkatleri üzerimize çekmeye çalışıyordur. Aha. Şunu bir alabilir miyim? Ola! Bana bak. Bana bak. Yüzünü mü değiştirdin? Doğruyu söyle. Oğlum ben estetiğe karşıyım. Bilmiyor musun? Doğru. Doğru. Alabilirsiniz. Sağ olun. Ama belki de bir dakika. Biri kendini yakalanma süsü vermiştir. Olamaz mı? Hiç bana bakmayın, söylemem. Sürprizi kaçar. Doğru söylüyor. Doğru. Geçen gün de bankadan çaldığı paraları getirmemişti. Ben? Lan fırsatım olmadı getirmeye. Saçmalamayın. Yalan söyleme! Nerede yedin paraları? Söyle! Söyle! Nerede yedin dolarları? Söyle! Söyle! Nerede yedin buraları? Söyle! Söyle! Boğazında kalsın! Boğazında kalsın! Altınlarım vardı. Sepeti koluna. Lan ne yapıyorsunuz ya? Yanına. Lan oğlum ne oluyor abi? Ne yapıyorsun? Abi, ne yapıyorsun? Abi, parça abi bunlar bizi oyalamaya çalışıyor galiba. Son duvarınızı edin lan. Nasıl? Tamam ben bir tane edeyim deniyorum. Allah'ım lütfen bizi bu durumdan biri gelsin kurtarsın. Oha polis geliyor. Aha. Polis geliyor. Büyüyünce ben de polis olacağım. Çekil! Lan oğlum son duvarınızı edin. Kaldır. Şeyiz biz figüranız abi. Hayır oyuncuyuz oğlum. Karar verin lan. Ya şuna yardımcı oyuncu deyin gitsin ya. Sana uyuyor mu? Olur uyar. Biz yardımcı oyuncuyuz. Yardımcı oyuncu. Yardımcı oyuncu bunlar böyle figüran gibiler sette ama çok da rolleri yok. Yani takılıyorlar da koşuyor. Şey, tamam. Sen nesin peki? Sen ben hırsızım. Çok dürüst çocuk. Helal olsun çok, çok net dürüst. Ya. Evet hırsız bu. Evet. Tutuklamışsınız ama çocuğu. Biz de boş değiliz. Ya sus. Vallahi amirim biz bir şey yapmadık. Bunlar bizi polis sandı kendileri teslim oldu.
Ha, madem bu kadar iyisiniz o zaman yarın operasyonda siz gelin. Ya ben iyiyiz mi dedim ya? Hayır biz istemiyoruz ya. Vallahi siz işinizi çok iyi yapıyorsunuz. Canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Biz boyumuzun ölçüsünü aldık. Siz layıkıyla yapmaya devam ediniz. İyi tamam. Kostümleri çıkartın. Bir daha da görmeyeyim sizi böyle. Tamam. Sen tamam. Niye bekliyorsun? Ben seni bekliyorum. Beni alır götürürsün diye. Aa hakikaten dürüst çocuk ha. Evet. Çok net. İyi hadi yürü. Tamam amirim gidelim. Şişt lan siz hangi diziyi içeride izleyeyim? Avlu. Avlu'da izleyemem. Koğuş'ta izleyeyim. Ulan neler yaşadık ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu tecrübemiz başrolde yok. İleride bu yaşadıklarımız hep oyunculuğumuzu besleyecek. Aha, ajanstan mesaj gelmiş. Yarın iki tane itfaiyeci arıyorlarmış. Sil benim numaramı. Benim numaramı sil. Ajansa da haber verme. Yangın var, yangın var. Bir yangın var. Zili alalım. Yasin'le beraber alalım Yasin. İstersen. Sakin ol. Beste ile birlikte yazdım. Beste ve İlmi yazdı. Yasin'le beraber zili çaldılar. Evet çok güzel. Altyapıdaki arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Tüm oyuncularımıza da teşekkür ediyorum. Sizleri içeri alıyorum. Ben kendimi de. Evet, çok güzel hareketler devam ediyor. Gelecek skecin adı kasiyer günlükleri. Bir süpermarkette bir kasiyere kafayı takan bir beyefendi var. Bakalım başlarına neler gelecek onu izleyeceğiz. Ozan Cenan Birsel yazdı. Kasiyer günlükleri geliyor. İyi seyirler. Faikleroğlu süpermarkete hoş geldiniz. Ne kadar? 100 lira 25 kuruş. He. Faikleroğlu Premium Club Kart'tan yararlanmak ister misiniz? Premium Club Kart bir ismin sonuna bu kadar yakışmaz ya. Faikleroğlu istemem sağ olun. Ama indirim oluyor o yüzden söyledim. Kartı çıkarmak ister misiniz? He, indirim oluyorsa çıkartalım kart olur. Ha tamam. He. Buraya telefon numaranızı yazın. Yazdım. Telefonunuza bir kod gelecek. He, kod. Vallahi bilmiyorum. O kodu aklınızda tutun. Tuttum. Beş ekleyin. Nasıl? Beş ekleyin. Ekledim. 7 çıkarın. Çıkardım. 2'ye bölün. Böldüm. 75-82 değil mi? Evet de sorsanız söylerdim. Ne bizi uzattınız burada bu kadar? Yok ben KPSS'ye hazırlanıyorum da pratik olsun diye. Tamam şey indiriminizi sağladım. He sağlandı. Tamam. Evet. Ne kadar oldu? 100 lira 25 kuruştan 100 liraya düştü. Acayip ben bozarım kendimi bu indirim. Ben şov yaparım bu indirimle. Hanımefendi ne yaptınız Allah aşkına? 25 kuruş nedir ya? Ama öyle düşünmeyin. 25 kuruşla poşet alabiliyorsunuz. Ona hala zam gelmedi mi? Hayır gelmedi. Oh, şükür. İyi. Buyurun. Özge Hanım kasanın anahtarını alabilir miyim? Buyurun Figen Hanım. Teşekkürler. Allah'ım bu klasik sahneyi bana yaşattığın için şükürler olsun ya. Müthiş. Hasan'ın anahtarı. Olaya bak ya. Faikoğlu, Faikleroğlu, Premium Club Kart'tan yararlandığınız için isterseniz kasa arkası ürünlerimizden alabilirsiniz. Ya yemezler. Fiyatları yükseltiyorsunuz, yükseltiyorsunuz. Promosyon ürün diye bize iteliyorsunuz, yemezler. Niye böyle bir şey yapalım? Prim almak için. Sen bunlardan prim almıyor musun şimdi? Ya, ha? Öyle kalırsın, alıyorsun işte prim. Ne şey yapıyorsun ya? Oh ne güzel maşallah, mis gibi iş vallahi ya. Ya beyefendi bu masa başı iş mi? Kasa başı iş.
Bu da kasabaşı iş. Aa, ne güzel, hem prim al, hem bütün gün ayakta bir rahat rahat takıl. Üstüne bir de böyle, mis gibi ya vallahi. Ne güzel, parayla oynuyorsunuz vallahi. Vizyona bak. Beyefendi, parayla nasıl oynayalım? Ben burada bütün gün 10 kuruş diziyorum. Yani şöyle anlatayım, burada benim bütün gün neler çektiğimi bilseniz, o zaman hiç böyle konuşmazsınız. Evet, evet, aynen çekiyorsunuz ya, aynen. Ne çekiyorsunuz Allah aşkına ya? Ne çekiyorsunuz? Ürün geliyor, dıt, dıt, dıt. Bu ürünün barkodunu bilen var mı? Dıt, dıt, dıt. Yeni ürünlerimizden yararlanmak ister misiniz? Dıt, dıt, dıt. Kampanya ürünler geldi, dıt, dıt. İstiklal Marşı, dıt, kapanış. Bu mu yani? Oradan o kadar kolay mı gözüküyor? Buradan o kadar kolay görünüyor. Hı. Buradan da o kadar kolay görünüyor. Her yerden kolay görünüyor. Sizin işiniz kolay, kabul edin ya. Öyle mi? O zaman şöyle yapalım mı? Siz benim yanıma gelin. Gün içinde ne çeşit insanlarla uğraşıyorum, gelin bir görün. Ya Allah aşkına bacım, hadi al da işimiz gücümüz. Bak sadece 15 dakika şu yaptığım işi yap. Bu ürünleri ben kendi maaşımdan karşılayacağım. 15 dakika? 15 dakika ya. Kabul kız. Kabul mü? Kabul kız. Gel anlaşalım. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun ya. Tamam, 15 dakika yanımda duruyor. Tamam gel, buyur buyur. Allah Allah. Bak müşteri de geliyor. Gel, gel hayatım. Evet. Bu kasa çalışıyor mu? İnşallah çalışmıyordur Ayşe. Ben bu yükün altından kalkamayacağım. Ay ne abarttın Faruk ya. Kasa çalışıyor mu? Kasa çalışmıyor, ben çalışıyorum şu an. Hoş geldiniz. Benim karşılama cümlemizi söyle. Faiklerioğlu Market. Benim gibi söyle. Faiklerioğlu Market'e hoş geldiniz. Premium Club Kart'tan yararlanmak ister misiniz? Yok, istemeyiz ya, kasiyer parçası. Ne dedik, anasına sövdük sanki bunun da, Allah Allah. Hadi yeter misiniz? Ettik, ettik. Tamam. Peki, bu kampanyalı ürünlerimizden yararlanmak ister misiniz promosyon? Olur. Ben bir diş macunu, bir de yumuşatıcı alayım. Kulak arkası temizleyici. Olur, bir orası kaldı zaten. Olur, alalım. Temizleyici de evet. Güzel, harika. Peki, tamam. Poşet olsun mu? Poşete gerek yok. Kocam eve kadar taşır. Ayşe, nasıl taşıyayım ben? Hulk muyum ya? Öyle düşünmeyin. Poşette hala zam yok. 25 kuruş. Alalım o zaman. Zamanında almadık demek. Güzel. Tamamdır. Poşette ekledik. Güzel. 2.750 lira 25 kuruş. Ödeme temassız. Nasıl temassız ya? Bayağı temaslı ben hissettim şu anda. Hayatım, alayım. Evet, buyurun. Oradan. Hadi acele edin lütfen. Tamam. Beyefendi, temassız. Şifreye gerek yok. Doğru. Sen ne şey yapıyorsun diye. Hadi yeneyim. Buyurun. Yetersiz bakiye diyor. Nasıl ya? Bir de böyle deneyelim. Yetersiz bakiye diyor. Bir de böyle deneyelim. Yetersiz diyor. Bir de böyle deneyelim. Yeter diyor. Kart bile Allah illallah yeter diyor. Yok içimde para. Zorlama beni diyor kart. Faruk. Ya yeter der tabii ya. Bu kadar ürün o kadar olur mu ya? Pardon, ne kadar olur? 300 falan olsa iyi. Galiba 300 limiti var çünkü. 550'ye gel ayağın alırsın. Yok 300. Gel uzatma. Ne yapıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Ürün çıkarmamız gerekiyor efendim. Ürün çıkarmamız gerekiyormuş. Ayşe, acaba senin şu kremleri, parfümleri falan mı çıkarsak? Ya hayatım, onlar temel ihtiyaç. Olmaz. Şey yapalım, etleri çıkaralım. Peki. Bu ayda protein tüketmeyelim. Evet, hala 300 olmuyor. O zaman temizlik malzemelerini de çıkaralım. Tamam. Bu ayda temizlik yapmayız. Hala 300 olmuyor. O zaman bulaşık deterjanını falan çıkaralım. Bu ayda bulaşık yıkamayız. Hala olmuyor. Ne kaldı? Tuvalet kağıdı. Onu da çıkaralım. Bu ayda sıçmayız. Ay tamam ya. Kremleri falan çıkarın. İstemiyorum. İştah bırakmadım Faruk. Kremleri de... Tamam, çıkaralım. Çıkaralım. Ne kaldı? Vallahi bir tek geriye... Ay. Bakmayın ama poşet, poşet kaldı. Kaldı. Ne kadar o? 25 kuruş. Zam gelmedi değil mi? Yok, bunda yok. Ulan bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ver bir tane daha ver. Buyurun. Faruk ne yapıyorsun? Hayatım, zam gelmeyen ürün yakalamışız. Bunu kutlayalım. Ver müziği. Adam meczup oldu, gördün mü? Delirdi. İşte böyle. Bütün gün böyle dolduruyorlar, dolduruyor, geliyorlar buraya. Sonra da diyorlar ki çok pahalı diyorlar, böyle kalıyorum. Ne yapacağız biz bunlar? Bu ürünleri tekrar dizeceğiz. Biz? Evet. Ne oldu? Zor mu geldi? Yok ya, ne zor gelecek? Dizilir yani bir boşlukta. İlla ki dizilir canım ürün. Allah Allah. Özge Hanım, kasanın anahtarını alabilir miyim? Tabii Figen Hanım burada. Teşekkürler. Biz az önce verdik ya kasanın anahtarını. Ben dejavu mu yaşadım? Nasıl kasanın anahtarını verdik?
Aşkım bugün çok güzel bir gündü. Ay evet aşkım çok eğlendim ya. Bunu bir daha yapalım. Yapalım. Ne zaman istersen her zaman yapalım. Tamam yavaş. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar. Ses alabilir miyim? Faik ol. Faiklerin oğlu bilemiyorum. Ana markete hoş geldiniz. Güzel. Hoş buyurun. Bulduk. Yalnız ben bunu içtim. 5 dakika bekleyemedin mi bacım? Ne hemen içtin içeride? Olur öyle. Ha, olur. Okutabiliyoruz. Evet. Doğru. Okutalım. Afiyet olsun. Ya ben de bunu yedim. Şekerim düştü çünkü. Şekerin düştü. Yarasın ver. Ürünleri alayım ben. Hazır çorba ama boş. Başlangıç olarak düşündük biz. Baş. Oğlum ton balığı konservesi de boş. Onu benim çok canım çekti ya. Çok canım mı çekti? Tövbe bismillah. O ne lan? Fişleri var. Domates, salatada, roka. Boş. Salata olarak düşündük. Salata olarak mı? Oğlum acılı ezme, haydari. Oğlum bunların hepsi boş. Meze olarak düşündük. Meze mi? Evet. Aman Allah'ım. Markette tavuğu nasıl yediniz lan? Ben az pişmiş seviyorum. Az? Kömür. Kibrit. Çıra var orada. Oğlum siz bayağı mangal yapmışsınız lan marketin içinde. Evet evet bununla da yerledik. Bununla da yerlediniz mi? Tebrik ederim ya. Allah Allah. Şunu ne yapacağız? Unutmadan vereyim. Dış macununu neden harcadınız? Ya biz salatada soğan yedik de ağzımız kurusu. Ya sen. Ya ne olacak aşkım herkes? Allah kahretmesin nalet olsun ya. Neymiş ya? Evet biz hesabı alabilir miyiz? Hesabı alalım diyor. Olur mu efendim? Siz geçin ben masaya getireyim hesabı ya. Tamam olur biz bahçe mobilyaları kısmında bekliyoruz. Orada yemişler bir de yemeği. Allah kahretmesin ya. Dur kardeşim. Olur mu öyle şey? Burada şey yapalım. 1541 lira 75 kuruş. Olur mu ya? Biz o parayı mekana giderdik. Lan mekana gitmişsiniz zaten oğlum. Hayır hayır ben itiraz ediyorum. Ben bir bakabilir miyim? Allah ya? Allah. Der ki al bu mu fişin? Evet. Al al kardeşim. O diş macunu. Evet. Bakın nasıl yakaladım. Tavuğun fiyatı reyonda ayrı, burada ayrı. Lütfen. Oğlum kaç saattir içerideyse enflasyon artmış lan. Zam gelmiş oğlum her şeye. Ben bunu kabul etmiyorum. Allah Allah. Tavuk kalsın, tavuk kalsın abi. Nasıl kalsın lan tavuk? Tavuk nasıl kalsın oğlum? Nereden alalım oğlum tavuğu? Nereden alalım? Midenden mi alalım oğlum biz tavuğu? Nereden alalım? Burada mı lan tavuk? Ne lan bu? Burada tavuk mu var oğlum? Ne bu? Tavuk göğsü mü? Ne lan bunlar? Tavuğu alalım diyor. Oğlum vallahi deli. Ne lan bu? Sakin. Tavuğu alalım diyor. Tavuk kalsın. Nasıl alalım? Hayır. Tavuğu. Ya tamam. Tamam lanet olsun ödeyelim ya. Al buradan al tamam ödeyelim. Tamam aşkım şey yapma ya. Yarı yarıya ödeyelim. Yarı yarıya yaparsan sen zararlı çıkarsın haberin olsun. Bak sen zararlı çıkarsın o konuda. Hepsini bu yemiştir. Tamam buradan alalım. Sen vereceksin. Poşet olacak mı? Poşet neden olacak hanımefendi? Poşet tabii ki olacak. Poşet tabii ki olmaz olur mu ya? Poşet olacak tabii. Gel lan ama bu çöp poşeti. Ne bekliyordun lan? Yemişsin hepsini. Okuz giderken at işte. İşte bak. Ne bekliyordun? O yüzden... Allah kahretmesin seni. Üniversite öğrencisi gibi oldu. Kanka giderken atar mısın çöpü de al. Ya tamam. Gerilmeye gerek yok. Hadi ben seni arabayla eve bırakayım. Atla. Tamam aşkım. Çiçe bak market arabasıyla piyasa yapıyor ya. Aşkım araba otoparkta ne yapıyorsun? Of aşkım o kadar bindim indirme şimdi ya. Doğru. Güzel fikir. Tut bakayım şunu. Benzin de harcamamış oluruz. Aferin. Bak şuraları da getirdim. Bu şerefsiz alkollü. Bunu acil şey yapalım. Alkollü araba kullanıyor bu. Gördün değil mi? Bütün gün yiyip içiyorlar. Sonra da ben boş paketleri buradan geçiriyorum. Evet ayıp ya. Ne oldu bir gerildin? Yok canım. Gerilmedim ya. Ne de olur canım böyle şeyler olabilir. Yaşanır yani. Yaşanır. Ben sakin ol. Özge Hanım kasanın anahtarını alabilir miyim? Lan verdik ya! Allah Allah! Kasanın anahtarını verdik. Neden kimsenin kasasında anahtar yok? Neden nalet olası kasanın anahtarı o kasada olmuyor da hep yan kasada oluyor ya? Yeter! Şu kasanın anahtarınıza sahip çıkın! Ay ne oluyor ya? Bir şey olmuyor Figen Hanım. Buyurun lütfen. Hala orada mıydı bir de? Evet. Allah'ım çıldıracağım. Kasanın anahtarı öldü. Kendimi keseceğim ya. Allah Allah. Saat 5 oldu. Yandık. Şimdi herkes kasaya akın edecek. 5 oldu. Ne oldu? Ne o? Aitsin. Hayır. Burada saat 5'ten sonra halk saati oluyor. Halk saati? Bundan önceki asilzadeler mi geliyordu zaten?
Hayır, ürünler indirime girince halk saati diyoruz. Halk saati mi? E tamam canım, indirim gelsin halk yani. Hazır mısın? Başlatıyorum. Başlat canım, nedir? Faikleroğlu süpermarkete hoş geldiniz. An itibariyle halk indirimi saatimiz başlamıştır. Hepiniz de kasalarımıza bekliyoruz. Adam abi. Oh be. Kardeş ne oldu? Gelişine fena koydum abi. Allah Allah, tövbe bismillah. Oh şükürler olsun. Tamam. Kasada birinci sıradayım. Oh tamam. Gel kardeş gel. Tamam. Hemen atalım da seni. Sürelim abi şu. Sana açtım. Sana açtım. Yaparsın. Beni başkasıyla alışverişte düşün. Tamam. Yaparsın aşkım. Lan ne bu İlker ayrılığa, ben bilmem sen bilirsin eşim mi? Ne oluyor ya? Beyefendi alışveriş için bir araba vardı. Yalnız alışveriş için araba ama bizi yavaşlatıyor araba. Yok. Daha mı hızlı oluyor şu an? Allah aşkına bir tane kürdan almaya geldik. Olay nerelere geldi ya? Tamam. Bu pastırmayı sen niye soktun buraya? Ay Kayseri'yim tamam. Ben bilmiyor musun? Tamam olsun. Şöyle alalım. Ya bunların hepsi ihtiyaç. Ya beyefendi hadi siz de acele edin. Kasayı bak meşgul ediyorsunuz. Hanımefendi keyfine mi duruyorum? Açamadım poşeti ya. Allah Allah. Tamam, sakin olalım. Sakin. Beyefendi bekliyor. O hemen gitsin, alacağız sizi. Hadi çabuk. Evet. Beyefendi, hadi ama acele eder misiniz? Hanımefendi, ben bundan keyif alıyor olabilir miyim? Açılmıyor poşet işte, ne yapayım? Allah Allah. Ne oldu? Evet, hadi biraz daha sakin. Allah Allah, siz yapmayın. Sakin olun ya. Tamam, sakin ol. Sayın halkım, sakin olalım. Kardeşim, sen de poşeti aç işte. Tam açamıyorum abi. Ya tükür, ondan sonra aç. Tükürünce açılıyor mu? Açılıyor. Hala açılmıyor bu ya. İlade ona çünkü elinde tükür de öyle aç. Allah kahretmesin. Verin ya. Verir misin bana? Verir misin? Verin. Zaten test tutuyor musun? Allah'ın cezası adam. Her şey çok kötü gidiyor şu an. Açıl bak şunu. Şu Allah'ın cezası poşet ne halet Yasin. En sıkışık anda bu poşet neden açılmıyor lan bu markette? En sıkışık anda ya. Sakin ol. Ben iyi değilim ya. Sakin ol. Ben iyi değilim ya. Tükürdün mü? He? Tükürdün mü? Ay. Al. Bir şey söyleyeceğim, Yırtık bu bir daha. Allah kahretsin, Allah. Hadi bir daha. Açıl. Tamam. Hiç merak etmeyin. Hızlı geçiriyorum ben. Hızlı geçiriyorum. Beyefendi, olur mu böyle? Ama... Böyle o. Beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Bizim ürünlerimiz beyefendiyle karıştı. Ben dedim karışır böyle, ne yapıyorsun sen? Karış, Allah'ım krizi yönetemiyorum. tamam beyefendi, poşeti açın bir. Poşet, baştan bir daha mı poşeti? Hayır lan! Tamam, açamıyorsun. Tamam, ben yapacağım, Yap hadi. Burada şey var. Gece gündüz yaşlanma karşıtı krem kimin? Hanımefendinindir. Ha yok benim ya. Cildimiz en kıymetli hazinemiz. Allah Allah. Tamam, 3 bıçaklı keskin tıraş bıçağı kimin? Beyefendiye ver. Yok, eşimin o. Olur. Tamam, silahı da. Kimin? O benim. Silahı da çok seviyorum da. Beyefendi bizi ilgilendirmiyor. Benim dedin, atacağız zaten poşetin içine ya. Tamam, horlama karşıtı burun bandı. Benim bir fikrim yok. Valla benim de değil o. Benim de değil. Senin aşkım. Nasıl yani? Ben horluyor muyum? Keşke tek horlasan. Tamam, olsun. Tamam, gidelim. Burada pirinç var. Benim o. Tebrik ederim lan seni. Nasıl oradan attın da buraya getirdin be? Ya benim bir tane ürünüm vardı. Ben arada kaynar diyet belki. Allah Allah. Bu okunmuş pirinç. Okunmuş mu? Hafız mısınız beyefendi? Ya. Yok ya, barkodu okunmuş. Tamam. Tekrar tebrik ederim. Bir de barkodu okuduk geçirdin öyle mi? Vallahi lan olsun benim ya. Benim pirincime çöküyor ya. Tamam abi. Bunlar tamam. Senin. Tamam. Bunlar benim. Şu poşet. Tam o da benim. Bu poşet komple senin. Burası komple benim abi. Burası komple aşkım senin. Aşkım ya, kaybediyoruz. Bak bizim eşyalarımız adam eşyalarına koydular. Hep kaybediyoruz. Saçmalama hayatım, kazanıyoruz. Daha açılmayan poşetler var. Evet. Var. Tamam. Hiç problem. Nereye kazanıyoruz? Bütün indirimli ürünlerimiz adamın poşetine gitti. Adam aldı hepsini ya. Sen niye alıyorsun hepsini? Ne var? Hanımefendi hırsız mıyım ben? Onu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Hayır, söylemedim. Siz de benim gömleğimi yırttınız. Ben bir şey demiyorum. Ne alakası var? Sen şimdi bir düzgün yaparsın. Bir şey olmaz. Benim işimi ne alakası var? Bir geçinemediniz ya 2 saattir. Ben daha iyi
Bok yeşilirsin. Ben de aynı sırrı dedim az önce. Ben daha iyi geçiririm dedim, geçiremedim. Olmuyor. Şu kızın halini bana anlattınız. Yeter ya. Birazcık sizi sağduyuya davet ediyorum lütfen ya. Biri gelir, biri gelir orada yenmiş ürünleri verir bu kıza. Bir tanesi gelir, bu ürünler pahalıdır, her şeyi burada bırakır gider. Bu gün halk günü indirimleri olur. Millet böyle yığılır, herkes kasiyere kasiyere. Ayıp ya. Biriniz gelip şu kıza günaydın, merhabalar dediniz mi? He? Biriniz gelip Baykler olup premium hoşgörü alır mısınız dediğinde, ah tabii alırız dediniz mi? Demediniz. Demediniz işte. Şu kıza bir güler yüz ya. Bir merhaba ya şu kasiyere. Lütfen ya. Şu kasiyerlere birazcık özverili davranalım. Şu kasiyerlere biraz yardımcı olalım lütfen arkadaşlar. Lütfen ya. Al gözyaşınızı. O zaman en büyük kasiyer bizim kasiyer. En büyük kasiyer bizim kasiyer. Bir dakika ya. Size de tirat atmaya gelmiyor. Hemen bokunu çıkartıyorsunuz. Ne alaka ya? Allah aşkına lütfen. Tamam. Kardeş, ben sana hak verdim. Sen hakkını helal et. Gerçekten. Vallahi abi, hak verdim. Sen beni anladın ya. Helal olsun. Of, vallahi. Affedersiniz, ben geçebilir miyim? Pardon. Çok şaş yapıyorsunuz. Ben geçebilir miyim? Pardon, geçebilir miyim ben? Affedersiniz. Kasanın anahtarını alabilir miyim? Anahtar yok. Yok işte anahtar. Kasanın anahtarı yok ama hanımefendi anlamıyor. İnat ediyor. Kasanın anahtarını diyor. Bendeymiş. İşte şimdi gerçek bir kasiyer oldum. En büyük kasiyer. Çok güzel hareket diyenler. Peki değil diyenler. Evet, Ceren hem yazarlarından hem de skecin başından sonuna çok güzel bir performans. Tuğba ile birlikte. Bence ikisi zile doğru gitsinler. Arkadaşlar hepinizi tebrik ederim. Tempoyu hiç düşünmediniz. Ben yani ilk yazıldığında böyle değildi skeç. Bütün provalarda da bulunamıyorum. Sonunu öyle bir değiştirmişsiniz ki ben böyle kaçırıyordum yani gelmeyi. Gerçekten hele sonuna bittim. Bravo. Tebrikler. Çok güzel hareketler devam ediyor. Hayatında akıl vermek gibi olmasın deyip akıl veren insanlar vardır. Benim dedem hala sigortalı bir işin olsun, tiyatroyu yine yaparsın diyor. Şimdi arkadaşımız bununla ilgili bir skeç yazdı. Akıl Verenler belgeseli geliyor. Atakan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Merhaba sevgili izleyenler. Bugünkü belgesel kuşağımızda akıl verenleri inceliyoruz. Akıl verenler doğada en çok rastlanan insan türlerinden bir tanesidir. Genelde akrabalar arasında yaygın görülürler. Bir de hayatınızın en önemli kararlarını verirken bir anda ortaya çıkarlar. Evet, biz sizler için belgeselde göreceğiniz türlerden bir tanesini yakalayıp getirdik. Karşınızda akıl veren dayı. Selamünaleyküm yeğenim. Aleykümselam. Size bir şey söyleyeyim mi? Sunum olmamış. Yani sunumu iki kişi yapmanız çok saçma. Saçma yani. Ne yapalım abi? Sunmayın. Sunmayın oğlum. Ya bu skeç zaten başında sunuldu. Bunu gördük. Öyle değil mi? Ayrıca seyirci bunu başındayken, izlerken atlıyor. Ya biraz kafanızı kullanın ya. Bunu kırpın ya. Lütfen ya. Ayrıca bir şey daha diyeyim mi? Bu program tutmaz. Öyle diyorsun da 150 bölüm oldu. O kadar oldu mu ya?
Oldu. Çok gitmiş. Bir sezon daha zor gider. Ben size bir şey diyeyim mi? Sanat, sepet işlerini bırakın. Para yok. Koyuna para basın. Boğa yapacak bu sene. Vallahi koyunların hepsi yürüyecek. Tamam, alalım. Evet, evet. Alalım arkadaşlar. Nereye alıyorsun ya? Alalım Yılmaz arkadaşlar. Erdoğan'a da söyleyin. Dramayı bıraksın, bilim kurguya yönelsin. Tabii. Yılmaz Erdoğan, tabii. Gel beni bul. Defteri dur, beni bul. Bu görmüş olduğunuz milyonlarca akıl veren arasında yalnızca bir tanesiydi ki bu da yeterince sinir bozucu oldu. Evet, neyse ki kahramanımız o değil. Şimdi kahramanımızın doğduğu güne gidelim. Ve akıl verenler ona ve ailesine neler yaşatmış görelim. Uzan yavrum, uzan, 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 uzan. Uzan yavrum, uzan. Hiç, 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 hiç. Güzel. Akıl vermeye kim olmasın, uzanmak en iyisi. Uzandın babacığım. Tamam. Hanımış benim torunum. Hanımış benim balım. Hanımış benim canım. Nerede hanımış benim torunum ya? Heh, geldi. He, gel, gel, gel. Ay, geliyor, geliyor, geliyor. Geldi, 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 geldi. Ya Şehriban, ne yapıyorsun? Mikrop bulaşacak çocuğa. Sensin mikrop, benim ozum abdestlidir. Ozum abdestli diyor. Virüsler sanki Müslüman. Allah Allah. Annemiz iyi mi? Bir sıkıntı yok değil mi? Emzirmekte biraz sorun yaşıyoruz. Ne yapsak acaba? Hanımefendi, bu oda çok sıcak. O yüzden olabilir. Evet, klimayı ben kapattım çocuk üşür diye. Bebekler öyle kolay kolay üşümez. Sen nereden biliyorsun? Sen bebek misin? Ebeyim. Ben de ev hanımıyım. Yani? Ne bileyim, sen öyle mesleğini söyleyince ben sohbet ediyoruz sandım. Anladım hanımefendi. Ya ama kapıyı açalım mutlaka. Yani iyi gelir size de. Tamam. Bir şey olursa siz butona basın, ben hemen gelirim. Tamam mı? Tamam, tamam. Allah aşkına, verdiği akla bak. Ben şu çocuğun üstüne bu sarı bezi koyayım, sarılık olmasın. Ne sarılık olmasın, ne sarı. Babana da zamanında yapmışlar, şimdi kapkara. Anne, biz Urfalıyız. Babam ondan kara olabilir mi? He, vallahi doğru söylüyor. 40 günlükken benim ağzıma isodu vurmuşlar. Neyse ki yanımda getirdim. Akıl vermek gibi olmasın ama sesim bu sayede böyle. Açayım da biraz yapıştırayım. Baba açmıyor. Yanar çocuk. Ya. Tamam, lahmacun söyledim. Bu gelsin, onunla beraber veririz artık. Selamünaleyküm millet. Aleyküm selam. Oo abla, ne yaptın? Doğurdun mu? Yok, doğurmadım Feridun. Gazmış benim. Ya lansa kadına salak salak sorular sormayın ya. Allah aşkına, böyle soru mu olur ya? Ne yaptık? Sezaryen mi, normal mi? Normale niyetlenmiştik ama sezaryene döndü. Yapmayın ya. Normal olsaydı keşke ya. Ya normal olmadığı zaman çocuk doğduğunu anlamıyormuş. Öyle değil mi dayıcığım? Bak, anlamadı. Bakamıyor bile, bomboş. Allah Allah. Sen normal doğduğunda ne oldu acaba Feridun? Daha geçen seneye kadar biz giderken Ayda bizimle geliyor sanıyordun. Gelmiyor mu? Ya Allah Allah. Saçma sapan. Bizimle beraber gelen Güneş. Ya sen onu bırak ya. Şu çocuğun ismini oku da gidelim kulağına. Haydi. He vallahi doğru dedin. Haydi bakalım Kebabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kebabi ne ya? Mavi çocuğun adı. Ya kızım, Mavi olur mu çocuğun adı? İnsan ismini taşır. Yarın öbür gün dede olduğunda ne diyecekler? Mavi dede mi diyecekler? O ne öyle şirin baba gibi? Samet! Tamam aşkım, sakin ol. Senin çocuğa geçmesin. Çocuk burada, Samet burada mı? Doğru. Ağlattınız işte çocuğu, ne yapacağız şimdi? Bence susturalım. Dur dur, ben halledeceğim. Çocuğum, çocuğum ağlama, bak ağlarsan ağzın ha öyle kalır. Daha çok ağlıyor. Emzik mi versek? Ya Allah Allah, verdiği akla bak. Emzik mi versek diyor. Sanki eskiden emzik vardı. Vardı. Verin o zaman. Ya dur dur, ben halledeceğim. Çocuğum, çocuğum. Ağlama bak, ağlarsa katılırsın. Ağlıyor, 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 ağlıyor. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ne yapacağız ya? Ağlaması geçti. Geri geldi ya. İlk turu tamamladı. Ay ne oluyor, çekilin. Ben alayım hemen çocuğu. Ya Allah Allah, gelmiş ebeye bak ya. Çocuğu alayım diyor. Sanki eskiden ebe vardı. E vardı. E verin o zaman, haydi. Ya dur dur, ben halledeceğim. Çocuğum, çocuğum, çocuğum. Ağlama bak, ağlarsa çirkin düşer. Her zaman işe yarar.
Harikasın, harika. Üzülme kebabı. En kötü ne olur? Koyarız pilavın üstüne, yeriz hele, değil mi? Yangın alarmı çalıyor! Yangın alarmı çalıyor! Haydi kaçalım! Kim bağırıyor? Çocukken akıl verenleri dinlemek mecburen dinleriz ama büyüdüğümüzde sıkıntılar başlar. Mesela ne okuyacağımıza karar vermek onların en sevdiği işlerden biridir. Aynen öyle. Mesela benim ailem oyuncu olmamı istememişti. Yani oyunculuk bölümü okumamı istememişti. Ne okumanı istemişlerdi? Perde, asma, korniş tasarımı. Öyle bir bölüm yok. İşte yok ama herkesin kanayan yarası. Benim anneannem yıllardır perde asacağım diye bu kadar omuz yaptı ya. Arka kolu bu kadar kadın. E sen de anneannene biraz yardım edeydin de senin de arka kolun böyle olaydı. Gerek kalmadı, stor perde taktım. Şimdi zevki ne, spor olsun ne, dedemi indirip kaldırıyorum. Bakalım akıl verenler okul çağında kahramanımıza ne gibi akıllar vermiş? Eğitim şart. Yerleştirmeler. Allah! Kazandım! 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 Allah! Kazandım! 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 Kaçma kız, gel buraya. Çocuklar ya! O zaman gel içeri gidelim. Koş! Çok ayıp oldu. Bir soralım neyi kazanmış? Annem! Oğlum, kazandım! Ha, kazandın mı? Onca emek, onca para boşa gitmedi. Sonunda altılıyı tutturdun. Anne, ne altılısı ya? Üniversiteyi kazandım. Deme be. Keşke altılıyı tuttursaydı şimdi bir ton masraf. Sen altılı mı oynuyorsun lan? Tamam, tamam. Ben dedim. Hayır, üniversiteyi kazanamıyorum. Bari aile ekonomisine bir katkın olsun dedim. Kızma. Nasıl kızmam hanım? Altılı kazandırmıyor ki. Oğlum, horoz dövüştürsene. O niye benim aklıma gelmedi be? Çok iyi para var. Ya siz nasıl anne babasınız? Bu nasıl tavsiyeler ya? Ne bileyim oğlum, sınav stresi bizi de sardı ya. Tamam, ben başa alıyorum. Oy annem, nereyi kazandın? Hangi üniversite, hangi bölüm? Tarabya Üniversitesi Atom Fiziği. Burslu mu? %100 burssuz. Oğlum sen... sen üniversiteye girmemişsin ki, üniversite bize girmiş. %100 burssuz diyor ya. Halledeceğiz bir şey. Tamam, selamünaleyküm. Aleykümselam dede. Ay hanımış benim torunum sınavımı kazanmış. Hanımış benim torunum üniversiteyi kazanmış. Hanımış benim torunum nereyi kazanmış? Nasılsanıza nereyi kazanmış? Ha anneciğim biz seviniyorsun sandık da Tarabya Üniversitesi'ni kazandı. Tarabya Üniversitesi güzel. Biz zaten Sarıyer'de oturuyoruz. Güzel, yakın, yakın. Dede Tarabya Üniversitesi Kastamonu'da. Kastamonu mu? Evet. Lan daha Bayrampaşa'daki Etiler Üniversitesi'ni yeni hazmettik ya. E tamam, boş ver, boş ver. Bölüm ne? Atom fiziği. Atom fiziği. Hmm. Keşke daha böyle elle tutulur bir meslek kazansaydın. Ne mesela? Mesela kalecilik. Hem elle tutuluyor, hem asla bitmeyecek bir meslek. Deden haklı. Kalede hep birileri olur. Bence okumasın, aile şirketinin başına geçsin. Baba ne, aile şirketi dediğin de nalbur dükkanı ha? Ne bileyim, ne diyeceğim de, deyip demeyeceğim de. Ya boş ver, boş ver. Baktım. Kim geldi? Bakacağız işte. Selamun aleyküm millet. Aleyküm selam dayı. Haber yiyorum, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Hayırdır Feridun bu saatte böyle? Ne var ya saatte? İşi bıraktım. Belediyeden istifa ettim. Tapo kadastro bana göre değilmiş. E 16 yıl sonra mı anladın Feridun? Ya dayı, bırakamazsın ya. O bana oradan ihale falan çözecektin. Ben işmiş mi alacaktım bana? İş mi? Evet. Oğlum sabah 8, akşam 5 çalışacak adam değilsin. Çünkü benim yeğenimsin. Anladın mı? Hı-hı. Zekamı kullandım. Sana altın bir fırsat da geldim. Kolay yoldan para kazanacağız. Bak izle şunu. Aha şuraya yansıtıyorum. Ayda 10.000 dolar kazanmak ister misin? Ha? İstiyorsun biliyorum, istiyorsun. Çok değil, birkaç yıl önce ben de senin gibiydim. 8 yaş şimdi. Ya sabah 8, akşam 5 çalışan olmaktan sıkıldıysan şimdi tam zaman. Evet, tam zaman.
beni takip et, videoya yorum bırak ve 5 arkadaşını etiketle. O 5 arkadaşın da diğer 5 arkadaşını etiketlesin. Köleler efendi olacak. Etiketleri yaptım, onları takip edin. Nasıl? Çok iyi ya. Peki ne iş yapıyor bu adam? Onu bilmiyorum. Oğlum nasıl kazanacaksın o zaman ayda 10.000 dolar? Enişte uzun süredir izliyoruz. Elbet bir yerde söyleyecek yarın. O adam mal değiliz. Benim çok aklıma yattı. Tamam. Atom fiziği de, profesörlük de yerin dibine batsın. Oğlum sen alim adam... Enişte ne yapıyorsun? Gözün seveyim ya. Ben yapamıyorum. Yapamıyorsan yapma. Öğreneceğim. Bundan böyle itliği, serseriliği, her geleliği öğreneceğim. Yapma oğlum. Sen anlamazsın bu işlerden. Döverler seni. Anne 120 kilo adam 70 kilo adamdan dayak yemem. Onu deme. Oğlum onu deme. Onu deme. Deme bak. Onu deme. Maalesef kolay yoldan zengin olamadı kahramanımız. Ama bence atom fiziği iyi bir seçenekti. Bence nalburluk da fena değil. Yani mesela. Ama tabii hayatta üniversite seçimlerinden daha da önemli şeyler de olabiliyor. Evet, mesela düğüne giderken, topukluyla giderken yanına babet almalı mı yoksa şıklıktan ödün vermemeli mi? Bu mu? Gerçekten bu mu? Ben sana daha önemlisini sorayım. Ne? Messi mi, Ronaldo mu? Gerçekten bu mu? Evet. Sence hangisi? Necip Uysal. Bakalım kahramanımıza bir diğer önemli konu olan eş seçme konusunda ne gibi akıllar verilmiş? Annemiş benim torunumun yavuklusu. Annemiş benim torunumun sevgilisi. Annemiş benim torunumun manitası. E hani müşter demiş dilimiz damağımız kurudu, kahveleri getirsin. Eyvallah. Afiyet olsun. Benim için macchiato olacaktı ama... neyse, kalmadı demek ki. Al canım benim, sen bunu al. Ben bunu aldım. Sağ ol, teşekkür ederim. Kızım kahveleri cezvede mi yaptın? Yok, makinede yaptım. Çamaşır makinesi mi, bulaşık makinesi mi? Böyle kahve mi olur ya oğlum? Bence bulaşık. Efendim, gençler birbirlerini görmüş, beğenmiş ama biraz acele etmişler. Benim haberim yoktu. Benim bu akşam normalde 11-12 halı saha maçım vardı. İçimde forma var şu anda. Adam eksikse ben de gelebilirim. Efendim, hiç önemli değil. Biz zaten yabancı değiliz. Ben bu çocuğun ebesiyim sonuçta. Ya vallahi ama hiç değişmemişsin. Bak kafa aynı kafa vallahi. Canım, ebem benim, ebem. İnsanın ebesine nasıl hani sevgi şey yapabilemedim için ondan dolayı. Oğlumuz ne iş yapıyor? Bizim bir aile şirketimiz var. Ben aile şirketinin başındayım. Aile şirketi dediği de nalbur dükkanı. Biz buna dedik hep oku oku diye. Bu tuturdu, ben kaleci olacağım. Ya sen 120 kilo nasıl kaldıracaksın? Ya dalga mı geçiyorsunuz dede? He vallahi çok eğlenceliyim. Ama ben ettiğin ayıptır ama burada kız demeye gelmiş. İletişim gelmişim, burada konuşuyorum, sen bana giriyorsun, ne diyorsun? Ha burada ama kız istemiyor ya sen. Sahip ama. Ben ne diyorum? Sahip ediyorsun. Ben ne diyorum? Kusura bakmayın, ne olur kusura bakmayın. Kapı çaldı. Yöresel konuşuyoruz da babaannem. Feridun geldi. Feridun mu geldi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Dayı hoş geldin. Hoş bulduk canım efendim. Kız bu mu? Evet. Kapıyı açan işte. Bundan olmaz, bırak bunu. Çok zayıf, fazla yaşamaz bunu. Dayı, pet shop'tan muhabbet kuşu mu bakıyoruz ya? Allah Allah. Efendim, ne diyorduk? İş diyoruz. İş. Evet. Ben eşim Birsel'i istemeye gittiğim zaman ne işim vardı ne gücüm. Yani affedersiniz giyecek donum yoktu. Sonra ne oldu?
İki gönül bir olunca verdiler tabii kızı. Yok efendim, vermediler. Almanya'ya gittim 2 yıl işçi olarak. Orada paramı kazandım, geri döndüm. E yetti mi? Yeter tabii canım. Eskiden düğünler o kadar masraflı değildi. Yok efendim, yetmedi. Biz 40 gün 40 gece düğün yaptık. Değdi mi? Değmez tabii canım. Buna o kadar değer mi? Hanım çok ayıp oldu, beni sustur. Değdi efendim, değdi. Sus. Siz nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi biz şöyle, bence kır düğünü olsun. Hay canım, bu mevsimde ne kır düğünü? Havuz başında yapalım işte. Yok, ben havuz sevmiyorum. Bakteri biriktiriyor, durmuşsun. Ben hep deniz. Ya gelin sanki gireceksin ha. Bakacaksın suya işte, dere kenarı falan da olur yani bence. Ben size bir şey diyeyim mi? Bence en güzeli mevlüt okutmak. Ya o zaten Allah'ın emri de yani, bir halay çekmek bir düğünde. Komple olmasın. Ne demek komple olmazsın? Biz düğünde halay çekmeyecek miyiz? Yani hayır, düğün olmasın. Komple gerek yok. Gelin düğünden vazgeçmiş, eline bir rezil olmuşsun. Ya baba anne onu demiyor. Baba anne biz böyle yani organizasyon olarak biz istemiyoruz düğün. Yani böyle nikah olsan hani, anladın mı? Nikahtan sonra ne olacak? Nikahtan sonra biz hani o altınlarla falan böyle bir gezmeye gideriz, Avrupa turu yaparız diye. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Törelerimize göre senin ölüm hakkın gelmiştir oğlum. Ne demek ya düğün olmasın? Benim bir tane kızım var ya. Benim bir tane oğlum var. Benim de bir tane halam var. De. Allah rahmet eylesin, çok iyi kadındı. Buyurun siz devam edin. Ya Allah Allah. Tutulmuşlar, düğün olmasın, halay olmasın. Ben bunu aşiretten nasıl açıklarım, nasıl? Ya dede, benim amcam yok. Ne aşireti ya? İyi, sen çok bilme bakayım. Sanki düğünün parasını sen vereceksin. O verecek. Yok, ortak yapmayacağız mı bunu? Kupon mu bu hanımefendi, ortak yapılsın? Ortalık karışıyor, kıyak bir şey de. Gençler birbirini görmüş, beğenmiş. Bu kız çok zayıf, olmaz. Benim kızım zayıf değil. Sizin oğlunuz iri. Ya biz bunu annesinin karnından 3 kişi çıkarttık. Allah. Sana senelerce laf ettirmedim. Sen benim ebemdin, ebem. Hayır, ben senin ebeni... Karıma küfür etme! Ya hayır, oğlumun ebesi bekliyor. Ortalık karışacak. Uzak ama yeni ailesine çok yakın artık. Kendi ailesine uzak kalmak belki ona iyi bile gelmiş olabilir. Ya ben öyle düşünmüyorum. Çünkü ben mesela aileme çok düşkün biriyim. Hala onlarla yaşıyorum. Aramızdan bir ablam ayrıldı, o evlendi. Eniştemi çok severim ama bence yanlış karar. Ya öyle. Bence ablalar evlenmesin. Sen yine de öyle akıllar verme bence. Sen de ablasın değil mi? Sen de ablasın. Ben ne kadar yalnız kaldım evladım. İyi misin? Hepiniz aynı. Hepiniz aynısınız. O nereye oğlum? Dursana. Çok uzağa gidemez zaten. Evet, bakalım kahramanımız yalnızlığa alışabilmiş mi? Safa, gerçekten mi? Ya ne bileyim, şimdi bizimkiler olsaydı böyle yaparlardı yani. Özledin herhalde. Vallahi ne yalan söyleyeyim, özledim ya. Senelerdir görmüyorum. Ay Cem, bizim çocuğumuz musun? Evet. Cem bizim çocuğumuz musun Cem? Ay öyle galiba. Cem bizim çocuğumuz musun? Evet Safa. Gel. Bu nasıl bizim? Bu kime çekti bu kapkara ya? Bana çekti demek ki. Dede. Şerif Hanım, Feridun, gelin. Dede. Geldim. Dede hoş geldin. Çekil. Ver. Allah'ım. Oy, nenesinin ezogelin çorbası. Nenesinin pilavisi kavurması. Nenesinin yayık ayranlı. Tatlı bir şeyler de ister misiniz? Uzun yoldan geldik, acıkmışız. Ya siz nasıl geldiniz ya? Uçakla.
Sonuçta Amerika. Bu da hiçbir şey bilmiyor ya. Nasıl geleceğiz? Bu küçükken de öyledi. Kafası çalışmıyor ki. Vallahi dümdüz çocuk ya. Başlangıç paket araba gibi ya. Evet, evet, evet. Ben buradayım ya. Beni gömüyorsunuz. Ben burada yanınızdayım ben. Oğlum sen yabancı değilsin. Sıkıntın ne? Ya hakaretlerinizi bile özlemişim. Yemin ediyorum ya. İyi ki geldiniz. Geleceğiz tabii. Ay, geleceğiz. Siz mi geldiniz? Ben de diyorum bu soğuk rüzgarlar nereden esiyor? Ayol bebek üşüyecek. Bebekler kolay kolay üşümez canım. Sen nereden biliyorsun? Bebek misin? Yok, ev hanımıyım. Unuttun herhalde. Ayrıca yıllar geçmiş. Siz niye değişmiyorsunuz? Gamsızız. Ya hanımlar, hanımlar! Yeter artık ya. Valla şu tartışma bitsin ha. Gelmişiz de nerelerden bu çocuklar burada tek başına doğumlarını yapmışlar. Artık burada ortada güzel bir bebişimiz var. Şu tatlına bak. Şu güzelliğe bak. Keşke, keşke anam baban da burada olabilseydi. Dede. Anneme babama bir şey mi oldu ya? Niye burada? Dede bir şey mi oldu? Söylesene. Oğlum. Anne ya. Ya anne bensin. Öldü sandım ya ben size. Oğlum ne ölmesi? Kim dedi onu ya? Dedem dedi işte. Keşke burada olabilseydi dedi. Boynumu büktü böyle. Ne dedim ne dedim? Keşke burada olabilseydi dedim. Tamam ben öldüler mi dedim. Çocuğu ilk defa kucağıma almışım. Keşke burada olsalardı kantine gittiler. Hep beraber bakardık çocuğa. Evet. Of çok korktum ya. Oh, annem biz de hep senin için korktuk. Sana bir şey olur diye korktuk. Sen mutsuz olursun diye korktuk. Bazen hiçbir sebep yoktu. Ne olur ne olmaz diye biz hep korktuk. İnsan ana baba olunca aklı başından kaçıp gidiyor. Kalan da ne kendine yetiyor ne de başkasına. Ama gönül razı olmuyor ki susmaya. Varsa yoksa evladına destek olmak için akıl vermeye devam ediyor. Allah'tan bekarım ya. Siz diye mi geliyorsunuz? Yani dememiz o ki, bu çocuklar ne kadar büyüseler de her zaman sizin evladınız oluyor. Siz de bize benzeyeceksiniz. Akıl vermeye devam ki. Bir de bu kız çocuğudur, narindir. Ona özgürlüğünü verin ki başkasının aklına ihtiyaç duymaz. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. Kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. Ay, ne yapacağım ben şimdi? Onu söyle, sorma işte onu. Sen niye soruyorsun ki o sözü? Ağzına iş sor. Çok güzel hareket diyenler. Peki zil diyenler. Skecimizin yazarı. Atakan Çelik. Peki Hilmi baba rolünde görmek, Safa'nın babası. Evet. Nasıl oldu? Genelde o benim babam oluyordu. Evet, bir normalde. Değişiklik olsun. Nasıl oldu? Güzel, iyi baba gibi hissettim. 6. sezonda artık meç kalmadı ya. Kim kimin babası? Ya Ebru yakında benim babam olabilir. Karakterlerin hepsini tükettiğimiz için. Gıyabi'nin babası olabilirim. Evet. Zorlayabilirim. Peki bir şey söyleyeyim. Senin bu karakter kim? Benim bu karakter kim ben de bilmiyorum. Makyajda çıktı bu karakter. O yüzden buradan makyaj ekibine de evet ya, hoşçakalın. Benim gelin başım nasıl? O zaman çok güzel hareketler devam ediyor efendim.
Efendim şimdiki skecimizin konusu gerçekten yaşanmış bir olayın aslında yansımasını izleyeceksiniz. Olayı anlatayım size. Bu arada biliyorsunuz moda artık yani yaşanması gerekiyor artık. Dizilerde, filmlerde altta o yazıyor gerçek yaşanmış hikayedir falan. O artık moda oldu. Böyle karakterlerin yaşantısı, yaşadıkları şeyler artık bizi tatmin etmiyor. İlla psikopat mı? Gerçekten var mıymış böyle biri falan diye böyle bir hoşumuza gidiyor herhalde o gerçeklik. Şimdi bu hikayede de şöyle bir durum var. Alperen ve Umut bir gün böyle çok nasıl söyleyeyim? Gece kulüplerinin çok yoğun olduğu bir bölgede gezerlerken yerde bir tane cüzdan buluyorlar. Cüzdanı alıyorlar. Cüzdanın içinde kimliğe bakıyorlar. Kimlikteki adamın adını Instagram'a yazıyorlar. Adamı buluyorlar. Diyorlar ki abi senin cüzdanın bizim elimizde. Ya buluşalım sana verelim falan. Adam da tamam ama diyor ben ya çok şeydeyim şu an falan filan. Herhalde o gece kulüplerinden birinde falan. Sonra diyor ki ya falan çok durumda iyi değil belli ki. Ondan sonra ertesi gün buluşuyorlar. Alperen ve Umut adam arabasıyla geliyor. Alperen ve Umut takdim ediyorlar. Abi buyur falan. Ya Umut diyor ki ya ben bir şaka yapayım diyor şimdi anlattığı kadar bana. Diyor ki abi bir şaka yapayım dedim diyor. Adama şey demiş. Abi senle gece kulübünde bayağı takıldın herhalde falan diyor. Gelmedin o gün falan diyor. Geldi arabanın yan koltuğundan cam aşağı iniyor abi. Eşiyle gelmiş adam. Diyor ki sen diyor dün diyor gece kulübüne mi gittin diyor adam. Adama. Ondan sonra bunlar başlıyorlar kavga etmeye abi. Umut Alperen kimliği atıp yavaş yavaş gidiyorlar abi. Aslında bu hikayeyi izlemeyeceksiniz tabii ki. Başka bir hikaye izleyeceksiniz. Umut Karakaya ve Alperen Sazlı yazdı. Belanı arama geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Lan ne komik videolar var ya Allah Allah. Bu ne lan? Gerizekalı insanların üç ortak özelliği. Neymiş hocam? Bir, sotayı ağzıyla açmaya çalışmak. Salak ya. İki, olup olmadık yerlerde güneş gözlüğüyle girmek. Selamünaleyküm. Salak, ne yapayım lan? Ne oldu lan? Üç, bu videoyu sonuna kadar izlemek. Ne oldu oğlum? Hiç bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Garip garip hareketler. Beyler. Sodayı açamadım ya. Ne diyeceğim lan size? Ha. Az önce yoldan geliyorum. Bankın keşesinde telefon buldum lan. Harbi mi lan? Ha, acayip son model. Kanka geçen de ben bir telefon buldum da sahibini bulamadım. Şu sandalyede duruyor ya. Ne oldu lan? Ne buldun? Getir bakayım. Ya şurada, nerede buldun? Kanka son modellerden lan. Sahibini bulamadım. Oğlum bu devletin ankesörlü telefonu ya. Harbi mi lan? Oğlum bende biri yolda ev telefonunu düşürmüş sandım lan. Kanka biri ev telefonunu yolda nasıl düşürsün? Bu ev telefonları direkt evde mi başlıyor? Bunun bir geliş süreci oluyor oğlum eve. Oğlum sen deli misin? Bu sokakta duruyor duvarda asılı. Millet buna kontör yüklüyor, alıp konuşuyor. Sen bunu söktün mü? Söktüm. Lan niye söktün duvardaki şeyi? Kanka ne bileyim ben biri düşürmüş bulalım diye oraya koymuş sandım ya. Oğlum sen manyak mısın? Başımıza bela açacağım. Devlet gelecek kapımıza. Bir tut şunu ya. Lan veririz oğlum. Ne beni korkutuyorsunuz ya? Bunu geri götür tak tamam mı? Tamam. Tak oraya tak bir tane. Tamam. Telefonu ne yapacağız? Kanka. Oğlum ver o zaman bu işlere hiç bulaşmayalım. Sıkıntılı bir şey şunun fotoğrafa bak. Polisi molisi arayalım ya. Ara. Kanka bak bu telefon sıkıntılı. Polis bile açmadı lan. Oğlum polis nasıl açmadı? Kaç aradın sen? 55. Kardeşim 155 ya o. 155'lik bir şey yok şimdi bak. Mesela hırsızlık mı oldu? 155'i ara. Ha. Ama telefonunu mu kaybettin? 55. Yani... Bulursanız bir haber edin bana. Önemli bir şey yok. Rahatınızı bozmayın. Ayarına göre diyorsun. Aynen öyle. O zaman mesela ben banka soydum. Kaça aramam lazım polis için? Oğlum polisi niye arıyorsun? Bankayı soydun kaç? Doğru. Ambulansla nasıl oluyor acaba? Kanka bayıldın mı 12? Ama kalp krizi falan 112 ara. Hak ettin onu. Ağır bir şey. Felç geçirsin. Felç de 1012. Hemen bana gelin. Hemen. Kanka banka soydum. İki kişiyi bayılttım. Bir kişiyi de felç bıraktım. Kaçı arıyorum? Falan senin soygun planın mı var? Ne alakası var lan? Ne sorup duruyorsun? Cahil kalmayalım diye öğreniyoruz da sen cahil kalmışsın. Bu hatların hepsi 112'ye bağlandı oğlum. Tamam o zaman ben arayayım polise haber vereyim. Birader arama. Arama şimdi bir sürü soru soracak yok tutanak yok bilmem ne ifade uğraşmayalım ya boş yere. Doğru diyorsun ne yapacağız şimdi? Ne bileyim dedi. Çağır lan. Beyler sakın açma 35.000 TL arıyor ne yapayım? Adam sana ne yapacağını yazmış.
Yiyorsa aç. Oğlum açmayalım, başımıza bela olacaklar ya. Açalım, haber veririm adama. De ki biz değiliz falan yap ya. Alo. Ali, lan sen benim telefonlarımı niye açmıyorsun lan? Abi ben o değilim ama. La hadi ben bu numaraları yemem lan. Üç aydır borcunu niye vermiyorsun oğlum sen? Biz değilim. Birader düzgün konuş, ben değilim diyorum. Lan ne düzgün konuşacağım, adresini versene lan sen bana. Veriyorum lan, gel. Ver lan adresini. Bir dakika ya, ne? Gel lan Seyran Tepe Balık Sokak No 5, gel. Tamam lan, geliyorum. Gel. Lan annemin adresini niye veriyorsun? Hacı kargolar oraya söylüyoruz ya, benim aklımda o kalmış. Ya ver şunu ya. Arı gelmesin. Abi yanlış yönlendiriyor seni. Kartal heykelinin sağında bir bina var, A3-B4, oraya geliyorsa. Tamam lan, geliyorum. Lan sen niye benim annemin adresini veriyorsun? Lan kargolar oraya yolluyor mu ben? Oğlum bizim evimiz yok mu? Biz niye kargoları buraya söylemiyoruz? Ver şunu. Gel abi lan ya. Nereye gel? Abi gelme, bana bak. Şeydeyiz, ben adresi tekrar geçiyorum. Kadıköy Barlar Sokağı 6C. Tamam lan, geliyorum. Bu ne oğlum, nereye çağırsak geliyor. Abi 11-12 halı saha var, gelir misin? Borcumu verin, geleyim. Azerbaycan'da mı halı saha? Sıkıntı yok, gelirim. Helal olsun. Oğlum şaka. Lan sen bekle geç, bak 35 bin lira ben nasıl alıyorum ben senden, görürsün bak. Abi yok, lan biz kapat, değiliz, biz değiliz. Ne yapıyorsunuz lan siz? Sen niye bizim evin adresini veriyorsun? Lan anneme mi gitseydi adam, manyak? Allah gitsin Allah. Ne olacak anne? Lan ne olacak Umut, delirdiniz mi siz ya? Kim arıyor lan? Aa. Annesi arıyor. Annesi arıyor. Açalım, söyleyelim kadına geldi. Alo. Oğlum, Ercan. Neler oldu neler? Teyzeciğim, biz Ercan değiliz. Ercan telefonunu kaybetmiş de biz yerde bulduk. Ana! Tamam oğlum, hemen haber veriyorum. Heh, tamam teyzeciğim. Efendim? Ay oğlum, telefonunu düşürmüşsün, seni arıyorlar. Beni sakinleştir. Sakin, sakin, sakin. Teyze sen ne yaptın şu an? Aman. Beni aradın ya tekrar. Oğlum ben ne bileyim ya, telaşlandım işte, ana yüreği. Bana bakın, Ercan'ı bulunca ona söyleyin. Kaçırdı kızın abileri peşinde. Vuracaklar onu. Hadi ya, kapatıyorsun teyze telefonu. Bana bak lan. Hapishanenin önünde mi buldun sen bu telefonu? Bu kimin telefonu? Kanka ben ne bileyim adamın böyle bir adam olduğunu. Bak da buldum ben telefonu ya. Her bulduğunuz eve getirirseniz böyle olur işte. Ne alakası var ya? Benim ankesörlü telefonum bir kere sıkıntı çıkardı mı? Kanka bak açmayalım artık daha ya. Sus. Açmayalım ya. Sus kardeşim, ben halledeceğim. Bir şey halledemediniz. Geç şöyle. Alo. Ercan, aşkım başıma neler geldi bir bilsen. Neler geldi aşkım? Sana ne? Sana ne? Kardeşim merak ediyorum, ne var ya? Öğrenelim ne olacak? Ne oldu, ne geldi başına? Ercan aşkım peşimdeler benim. Ha abla, şimdi şöyle bir durum var. Sen yanlış aradın. Ben Ercan değilim. Ercan telefonu düşürmüş. Tabii ya. Yazıklar olsun. Tanımamazlıktan geliyorsun ha. Ya telefon düşürdüyse ben ne yapacağım? Ben nereye gideceğim? Peşimdeler. Gidecek yerim yok. Abla, Ercan seni kaçırmış. Trip atmanın sırası mı şu anda? Biz ne güne duruyoruz lan burada? Gel Kadıköy Barlar Sokağı 6C. Tamam tamam, geliyorum. Hacı niye böyle bir şey yaptın Fatih? Hacı niye böyle bir şey yaptın Fatih? Hacı niye böyle bir şey yaptın? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya kızı niye çağırıyorsun? Ya güzel kardeşim, içim el vermedi. Ne yapayım, kalacak yerim yok, gidecek yerim yok dedi ya. Çok güzel ya. Çok olay nereden nereye geldi? Soda içiyordum ben ya. Beyler, bana bakın lan. An itibariyle bir adet kayıp telefon, 35 bin TL borç, bir adet de kayıp kızımız var. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Suçları dağıtacağız. Suç dağıtıyoruz. Ben telefonu alıyorum. Tamam, ben de kaçırılmış kızı alıyorum. Kanka, bana 35 bin kaldı. Ben ödeyemem. Kızı bana ver, ben hapse gireyim. Ver. Kardeşim, ben hapse girmek için kızı aldım. Ben ödeyemem 35 bin. Yok, hapse ben gireyim bak kanka. Hacı, ben gireceğim hapse. Kardeşim, anlaşalım. Hapse ben gireyim. Sen sarışınsın. Ne alaka lan o? Beni dinle. Ben öğreteceğim sana. Ne alakası var? Ben söyleyeceğim sen niye olduğunu. Lan! Rahat ol. Alacaklı adam gelmiş. Lan nereden biliyorsun? Yüzünü mü gördün adamın? Delikte neler hareketi çekiyor? Beyler, açmayalım kanka. Kanka açmayalım. Siz gidin. Sen, gidin. Kardeşim, gidin. Asıl açmazsak suçlu konumuna düşeriz ya. Açalım diyelim, biz değiliz mi? Telefonu yolda bulduk diyelim ya. Doğru. Açalım. Tamam, açıyorum, tamam. Sakin olun. Sakin, sakin konuşalım. Tamam, hadi. Merhaba. Oğlum siz hayırdır ben borcumu vermiyorsunuz lan? Yok abi, şimdi şöyle, bizde alakası yok. Hadi oradan lan, ben üstesine hayatta unutmam. Konuşun bakın bir. Sakın konuşmayın, duymaz. Aa, buydu işte bu. Ne zekalı sana. Ne sen bir gel buraya, gel. Abi, gel buraya, gel. Abicim bir dakika, gelmesin. Bak Ercan telefonunu düşürmüş bu telefonun sahibi. Biz değiliz ama yine de yardımcı olalım, aracı olalım. Ne alacak vereceğiniz var sizin? Ya bize bir meyles lazım ya. Ne abi?
İttihat'ta bir mühendis arabamız biz. Anlamıyoruz ki abi biz seni. La bir mühendis arabamız, mühendis. Araba. Olayım olmayayım mı? Araba okey. De. Ya İttihat'ta bir mühendis arabamız biz. Plakası 43-80. La araba. Bu ne oğlum? Sıfırdır bilen insan mı olur lan? Oğlum belki de adam borcunu anlayamadığından ödeyemiyor. La araba lan! Tamam ben halledeceğim beyler. Bana bırakın beyler. Abi. Canım abim şimdi biz seni tam anlayamıyoruz da kusura bakma. Sen derdini yazarak anlatır mısın bize? Bir yazsın. Yaz abi. La bir mühendis arabamız, mühendis. Araba. Ver abi. Beyler adam konuştuğu gibi yazıyor lan. Oğlum. Belki de büyü yaptı adam lan. Vallahi büyü. 15 dakikanız var. Borcumu verdiniz. Ver ben sizi vururum. Aha. Vallahi vururum. Ben anlamaya başladım lan. Harbi mi diyor? Vallahi. Ne diyor? 15 dakikanız var. Borcunuzu verdiniz. Vermediniz sizi vururum diyor. Tuvalet nerede tuvalet? Ne diyor lan? İçeride de ne dolacaklar? Tamam. Borcumu ayarlayın şimdi bak. Geliyorum. Borcumu ayarlayın geliyorum diyor. Oğlum ne yapacağız? Adam geldi evin içine bak. Beyler. Çıkıp gidelim kanka. Kaçalım gidelim. Asıl gidersek suçlu konumuna düşeriz. Kalalım adam gelince anlaşalım onunla. Lan anlaşamıyoruz ya. Kardeşim yeni öğrendim ben anlaşmayı. Gelsin konuşacağım. Lan konuşamıyorsun oğlum sen onun gibi. Ya konuşabiliyorum öğrendim diyorum sana ya. Nasıl konuşuyorsun nasıl ya? Bize bir araba lazım. Araba. İnternette... Meş. Bize bir araba lazım. Araba. Araba. İnternette... Meles. Meles, araba. Ya çok cahilsiniz, anlamıyorsunuz ya. E biz ya, cahiliz. Bunun neyini anlıyor? Diyorsun ya. Araba. Araba ne? Ya, yürü, kaçalım. Yürü oğlum, kaçmayalım, kalalım. Ne olur yardım edin, ne olur peşimdeler ya. Ablacığım, bir sakin ol. Sen kimsin, ne oluyor ya? Ya ben Ercan'ın sevgilisiyim. Abimler beni bulursa geri götürür, Ercan'ı da vururlar. Tamam abla, sakin ol. Bak biz Ercan'a ulaşırsak bütün sorun çözülüyor, tamam mı? Ercan'a ulaşabilir misin sen ulaşırım, bir şekilde? Ulaşırım. Bir şekilde ulaş ona. Nasıl ulaşılacak? Bir bak ona. Hayır ya. Beyler. Açmıyor. İşi var herhalde. Açmıyor. Abla kaynanana çekmişin. Aynı kaynanana benziyorsun. Boş ver. Biz anlatacağız sana. Boş ver. Kıza kaçtı lan. Ne diyor lan? Bunu ben de anlamadım. Kıza kaçtı. Ha kız arkadaşınız mı diyor. Yok abi alakamız yok bizim. Sekiz değil mi? Yok değil abi. Evde bir kadın olduğunu söyleseydiniz bu kadar bağırmazdı. Oğlum bu ne? Kızı görünce Zeki Müren oldu ya bu. Hanımefendi merhaba. Ben Mehmet Kahraman. Elif ben de. Memnun oldum. Benim bir alacak verecek meselesi abi var. Sen ne anlatıyorsun? Kızı kaçırmışlar ya. Peşinde abileri ya. Sen de... ne oluyor lan? Araba. Abi ne diyorsun ya? Gidelim şuradan. Geç içeri. Elif nerede? Elif burada. Elif yanıma gel. Abi yanında ben varım ya. Cemal benim bir yanım mı var Cemal? Benim bir yanım mı var? Kız kardeşimi kaçıran hanginiz? Benim. Cemal al bunu. Abi ben bunu çevirdim. Ben bunu tercüme ediyorum. Adım bile atmadım öne abi. Allah ablacığım sen de söylesene ben abi, de. Abla! Abla bir şey de abla kurban olayım. Cemal. Ercan hangisi? Bu. Anlamalıydım lan. Benim borcum ben lan. Oğlum manyak mısınız? Ben değilim. Abi bir dur lan. Abla sen ne yapıyorsun? Ercan'ı ne yapıyorsun? Ne yapayım? Sevdiğimi mi satayım? Lan bana... Abi. Abi vallahi ben Ercan dedim. Yemin ederim. Kimliği vereyim abi. Ver. Kimliği vereyim. Kimliği ver. Buyur abi. Abi sakin. Umut Ercan Karakaya. Haydi buyur. Babam demiş iki isim koymayalım demiş. Dede ismini sıçayım dede. Abi. Abi. Yemin ederim dedemin ismi. Geç söyle. Abi, onunla işimiz var biliyor musun? Bir dakika. Abi Ercan'ın telefonu burada. Galeriden bakın fotoğrafına görün Ercan'ın kim olduğunu. Tamam lan nerede telefon? Burada abi buyur. Nerede? Buyur abi Ercan. Ver bakayım. Helal lan. Bakıyorum lan. Oradan anlaşılsın abi Ercan'ın kim olduğunu. Haydi. Kaçıyorum bakıyorum. Lan aha bunun fotoğrafı var lan. Bu lan sahibi. Lan. Kanka, MyPhone'un kamerası çok iyi diyorlar diye ben bir deneyeyim dedim. O yüzden. Yoksa ben değilim abi. Neyi deniyorsun? Bir de sırıtmışsın ya. Abi ben ne bileyim. Vallahi ben değilim. Geç söyle sen geç. Yanlış anladınız. Sen vallahi geç. Ben değilim. Sen abi tamam bir şans daha verin çocuğa abi. Madem telefonla açtık, Instagram'ına girelim. Orada profili yoktur.
Lan son kez tamamla. Tamam abi. Son kez tamamla. Aha bunun profili açık. Fatih Yaylacı. Fatih niye öyle oldu Fatih? Kanki benim internet paketim yok diye ben bir iki üç story gezeyim diye açtım onu ya. Oğlum sen telefonu bulmamışsın, telefonu çalmışsın. Ne alakası var? Ya vur mu şunu ya? Ben nereye vuruyorum abi? Vallahi ben de öyle abi. Bir dakika abi. Kurban olayım ben de. Ben telefonumu arıyorum da konum da burayı gösteriyor. Doğru mu? Aha. Aha Ercan bu abi. Bu mu Ercan? Bu. Ercan mı? Ercan mı? Bu. Lan ne Ercan bu? Ne Ercan bu? O Ercan ben miyim ya? Ercan cidden bu olabilir. Bu kız buna bakmaz birader. Oğlum, kız buna da bakmaz ki. Oğlum bu neye takılıyorsunuz siz Ercan Bey? Oğlum dur lan. Sus lan. Bacım Ercan o mu bu mu? Karar ver. Benimle bakana geçmeyin. Geç şöyle. Şuna geç. Abi nereye geçeyim? Şuna geç. Cemal Hanım. Şöyle. Test yapacağım. Ercan'ın doğum tarihi nedir? 20 Mart 1990. Attım tuttu lan. Lan niye atıyorsun kendi tarihini söylesene. Evet Cemal. Bu bize ne kazandırdı? Biz adamları tanıyor muyuz da test ediyoruz Cemal. Evet. O zaman Peru'nun başkenti. Cemal ne soruyorsun Cemal? Cemal ne soruyorsun Cemal? Abi zor sordum bilemesinler diye. Cemal ben sana limanıyorum Cemal. Ben ikisini de gebertiyorum. Abi, abi hayır bir şey. Abi, hayır, hiç abi, şey abi dur tamam Ercan benim. Ercan benim. Ercan benim. Tamam kızla ben kaçırdım abi kızla ben kaçırdım. Ya siz benim bu kızla görüşmeme izin vermiyorsunuz. Bana başka çare bırakmadınız. Ben bu kızla ciddiyim abi. Niyetim bunu eğlendirmek değil ya. Kardeş benim borç ne oldu? Abiciğim ben seni anlamıyorum ki borcunu vereyim. Niye borcum var? Kime borcum var bilmiyorum ben ya. Güzel kardeşim. Sen çıkacaksın karşısına. Ben benim diyeceksin ki biz senin görüşmene izin verelim. Abiciğim dedim. Aşkım dedim. Ailemle tanışayım dedim. Abilerimle tanışayım dedim. Bana dedi ki benim abilerim çok tehlikeli tipler. Lan uzak... bizim tehlikeli insanlara benzer bir halimiz mi var? Cemal'im sakin ol. Lütfen ya. Zaman. Gel buraya. Ercan, bana hiç geçmedi. Düşün önüme Ercan. Abi, düşün önüme. Abi durun. Durun be abi. Ah be abim ben. Abi şu gençlere bir bak be abi. Birbirlerini seviyorlar. Sen hiçbir kadına aşık olmadın mı be abi? Olmadım. Evet. Abi peki hiçbir kadınla sevgili olup onun omuzunda ağlamak istemedin mi? İstemedim. Evet. Abi sen. Sen abi. Peru'nun başkenti neresi abi? Oğlum bana niye zor soru soruyorsunuz ya? Fatih ne alaka Fatih? Fatih aklıma geldi. Niye? Abi sen hayır mi konuşsan? Senin hitabetin iyi ya. Evet. Kardeş. He? Şimdi bu ikisini birbiri sevmiş değil mi? He. Senin onlara abilik yapman lazım. Abiliğini yap, benim borcumu ver. 35 bin lira. Şimdi. Abi biz sana aşk konuşması tamam, yap tamam, dedik ya. Tamam, tamam. Abiler siz de ağzınızı yormayın. Hüseyin abi sen de gel topuma sık. Bu olay bitsin. Vay, 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 vay. Sen delikanlı çocukmuşsun lan Ercan. Eyvallah abi. Siz seviyor musunuz lan birbirinizi? Evet abi. Lan madem sen de kızı seviyorsun, adam gibi gel istesene kızı. Vallahi mi? He? Vallahi mi? Tabii lan öyle lan. Bizim bir tane bacımız var. Öyle kaçmayla maçmayla olmaz. Sarıl, çabuk. Abi benim ben. Sarıl lan buraya. Çok abi helal olsun lan. Yemin ederim. Tamam, çok şartlı. Vallahi mi? Vallahi. Neyse kardeş, kusura bakmayın. Bize rahatsızlık verdik, biz gidelim. Yok abi, estağfurullah. Ne diyelim şimdi? Silahım var. Elini ayağını öperim. Abim, vallahi. Görüşürüz gençler. Biz tehlikeli insanlar mıyız ya? Cemal'im, lütfen. Düş önüme. Çok gerginiz. Saygılar. Kendinize iyi bakın abi. Abiler, siz de hakkınızı helal edin ya. Siz de bayağı ne belalara sokmuşuz ya. Yok kardeşim, estağfurullah. Allah belanı vermesin senin ya. Abi ben ne bileyim böyle olacaksın. Hakkınızı helal edin. Biz daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Tamam. Sadece aşkımız gidelim ya. Abi bu arada telefonunuzu da ben şöyle takdim edeyim. Size kalsın. Çok teşekkür ederim de bu telefonun ekranı kırık değildi yalnız. Fatih niye öyle yaptın Fatih? MyPhone'u çekiçle kırma testi var ya. Onu deneyeyim dedim de orada oldu. Kırılıyor. Sen ne görmemiş bir adammışsın ya. Hiç problem değil abiler. Hakkınızı helal edin. Nelere katlandınız benim için. Sıkıntı yok. Benim şey 35. Abi en kısa zamanda halledeceğim onu yemin ederim. Vallahi halledeceğim. Gidelim biz artık. Yat. Saygılar. Eyvallah. Mutluluklar dileriz. Davetliye yollayacağım. Vallahi mutluluklar dileriz. Kendinize iyi bakın. Oğlum ne yaşadık ya? Abi sen gitmeyi düşünmüyor musun? Bir soru yapayım da öyle gideyim ya. Ne diyor lan? Bir soluklanayım öyle gideyim diyor. Gençler. Ben sizi sevdim. Ben sizin borcunuzu siliyorum lan bu arada. Abi borç bizim değil.
Biz ne anlatıyoruz sabahtan beri? Ama sağlı adamlarsınız. Ben sizi sevdim valla. Valla ama şey değil mi? Telefonu başkası almış olsa çoktan satmıştı mesela. Yok abi, niye satsın? Kim olsa aynısını yapardı ya. Ben olsam satardım vallahi. Emine şey biz miyiz değil mi? Allah'ınızı sevmişsin ya. Allah'a emanetsin. Sağ ol abi. Hadi hadi. Hadi. Arayın lan beni. Tamam. Tamam. Neyse tamam. Kurban olayım. Hadi, hadi. Öpün abi. Kendisi. Allah'a emanet. O ne lan? Abi yapıyorsun ya. Ya Bilge, Allah'ını seveyim. Hadi görüşürüz. Ne yaşadık birader ya? Ne adamlar oğlum bunlar ya? Nereden nereye geldik ya? Araba, araba! Yapma şimdi, yapma. Hastalık gibi. Lan! Ne oluyor oğlum? Adam telefonunu unutmuş ya. Ne yapalım oğlum? Götürelim mi? Satalım oğlum. Alemin aşağı biz. Araba, araba! Bırak satalım. Lan oğlum, elindir mi? Adama gitti. Zil diyen var mı? O zaman zildir abi. Skeç sahipleri gitsinler. Evet, evet. Ya şey çok böyle bazen bazı videoları izliyoruz, hep böyle dilimize takılıyor ya. Ben birkaç gün böyle gezdiğimi hatırlıyorum, biliyor musun Mehmet? Var mı sizin böyle ağzınıza takılan? Ben iki yıldır böyle geziyorum abi. Ya Eli şaka neydi? Var mı aklında kalan? Neydi? Araba, araba. Araba, araba. Şey çok güzeldi, benim çok hoşuma gitti ya. Bir insan sıfır dil bilir mi? Çok güldüm ona. Çok güzel hareketler devam ediyor. Gecenin tamamı için çok güzel hareket diyenler. Efendim, buraya kadar geldiniz. Sizler ekranları başınızda bize zaman ayırdınız. Umarız yüzlerde bir tebessüm, akıllarda güzel bir hatıra bırakmışızdır. Alkışların en büyüğü size ve BKM Mutfak oyuncularına gelsin. Neticede babamın şirketi. Onun kesimi 4000. Oo. Sen 1500, o 4000 niye öyle fark var? Dükkanın kirasını o ödüyor. Ne zaman kestin abi en son? Saçları var kendine. Bu neden akılıyor biliyor musun? Söylediğimize göre senin elin takken gelmişti.